genel izleyici için uygundur. Günaydın, günaydın Çağla ile yeni bir günden herkese günaydın efendim. Herkese hayırlı, güzel bir cuma günü diliyorum. Bugünkü ilk konuğum aslında, ilk kıymetli konuğum Doktor Murat Topoğlu hocam. Bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İnci gibi hazırlandık programımıza. Evet. Programımızın ilerleyen dakikalarında çok güzel tarifler yapacağız. İnşallah. Bir diğer önemli konuğum ise Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özde hocam. Şu an canlı yayınımızda, önemli bir canlı yayın gerçekleştireceğiz kendisiyle. Hocam hoş geldiniz yayınımıza, nasılsınız? Merhabalar Çağla Hanım, teşekkür ederim. İyiyim, sizler nasılsınız? Gayet iyiyiz hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki Bilim Kurulu dün son dönemlerin hocam en önemli toplantısına imza attı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan bu kritik toplantıya katılanlardan birisi de hocam sizdiniz. Ardından bir toplantısına özellikle perde arkasında neler yaşandı konuşacağız. Hangi çok ama gerçekten çok önemli kararlar alındı bakacağız. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs salgınının bundan sonraki seyrini hayati şekilde, hakikaten değiştirecek şekilde alınan önemli kararları kendisinden dinliyor olacağız. Hangi açıklamalar geldi birlikte bakacağız ve size yorumlatacağız hocam. İstanbul'da hastane yatışları ve yoğun bakım doluluk oranları ne kadar düştü? Türkiye neden inaktif Çin aşısını tercih etti? Yerli aşılardaki çalışmalar hangi aşamada? Çin aşısı Türkiye'ye doğru ne zaman yola çıkıyor, ne zaman ulaşacak? İnaktif Çin aşısı Türk insanı üzerinde ne kadar etkili? İlk aşamada kaç milyon insan aşılanacak? Aşı nerelerde yapılacak? Ve günde kaç milyon kişi aşılanacak soruların cevaplarını az sonra alacağız. Ardından da mutasyona uğramış bulaştırıcı virüs Türkiye'de görüldü mü sorusunun yanıtına bakacağız. Türk bilim insanı Profesör Doktor Uğur Şahin'in mucidi olduğu Alman aşısının alınmasında herhangi bir sorun var mı bakacağız. Tüm bu soruların yanıtlarını birinci ağızdan Bakan Koca'dan dinleyeceğiz ve Profesör Doktor Tevfik Özde hocamıza da yorumlatıyor olacağız tabii ki. Murat hocamla birlikte. Dilerseniz ilk olarak bir tablomuza bakalım hocam. Yapılan test sayısı 195.675, vaka sayısı 18.102, hasta sayısı 3.218, vefat sayısı maalesef 254, iyileşen hasta sayımız 33.985, ağır hasta sayımız ise 4.805. Hocam dünkü toplantının detaylarına geçmeden önce tablomuzu bir yorumlayalım dilerseniz. Tablo iyi görünüyor. 5-6 gündür gerçekten gidiş tutarlı, uyumlu. Yani bir günlük bir oynama da değil bu. Giderek vaka sayıları azalıyor, pozitiflik oranı azalıyor. Ağır hastalarımızın sayısı azalıyor, yoğun bakım doluluk oranları azalıyor ve sevindirici olarak iyileşen hasta sayılarımız çok artıyor ve toplumda bulunan hasta havuzu giderek azalıyor. Yani bu da pandemide tekrar ikinci dalgayı kontrol altına aldığımızı gösteren önemli bulgular. Alınan tedbirlerin işe yaradığını görüyoruz. Zaten demiştik 14-20 gün içerisinde bunlar sonuç verir. Evet. Şu anda sonuç veriyor. Ama tabii ölümlerde henüz daha bu yansımadı. Fakat unutmamak lazım ki bir kişi hastalandıktan sonra COVID-19'dan ölümün ortaya çıkması 1-1,5 aylık bir süre gerektiriyor. Doğru. Uzuyor bu. Onun için şu andaki ölümler 1,5 ay önceki tablodan kaynaklanan ölümler, şu andaki alınan tedbirlere bağlı ölümlerdeki azalmayı da birkaç hafta içinde inşallah görürüz diye i̇nşallah umut ediyorum. İnşallah düştüğünü görürüz. Hocam zatüre oranında bir yükselme söz konusu mu? Konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Daha fazla mı görülüyor? Yok, aslında değil. Yani baktığımızda zatüre oranları da ilk başlarda daha yüksekti. %6'larda, %7'lerdeydi. Giderek azaldı. Ama son zamanlarda hani bu tarzda gözlemleri olan arkadaşlarımız var. Zatüre artıyor şeklinde. Onlar hani lokal gözlemler, onlara da saygı duyuyorum ve dikkatle izliyoruz tabii. Ama genel itibariyle hani öyle bir artış olduğunu söyleyemem. Peki. Benim gözlemlerim de o yönde değil. Peki hocam, dilerseniz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk açıklamasıyla başlayalım. Kendisi vaka ve hasta sayılarının illere göre son durumunu açıkladığı görüntüleri hep birlikte izleyelim. Buyurun. Sıkı takip ve tedbirlerin uygulanması sayesinde günlük vaka sayılarında Gaziantep'te %66, Tekirdağ, Bursa ve İzmir'de %60, Ankara ve Samsun'da %55, Trabzon ve Adana'da %50, Diyarbakır ve Hatay'da %48, Kayseri ve Kocaeli'de %45, Şanlıurfa'da %40, Antalya'da %30 ve Mersin'de %30'a varan düşüşler sağlandı.
İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedilirken, bu durum poliklinik başvurularına %50, hastane yatışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına ise %25 olarak yansıdı. Evet. Tabii hocam, burada gerçekten gözle görülür bir düşüşü görüyoruz. Özellikle hasta ve vaka sayılarındaki düşüşü görüyoruz ama az önce söylediğiniz gibi vefat sayılarında henüz beklenen düşüşü göremedik. Önümüzdeki günlerde de onu inşallah düştüğünü görmeyi bekliyoruz dediniz az önce söylediğiniz gibi. Şu anda illere göre yayılıma baktığınız zaman beklenen düşüşler gerçekleşti mi, inşallah daha illerinde görecek miyiz? Şimdi şöyle Çağla Hanım, bu toplumda bu pandeminin yayılması da, alınan tedbirlerin etkisi de bir dalga şeklinde olur. Havuza bir taş attığınızda bir dalga oluşur. Sonra ikinci dalga, üçüncü dalga bu şekilde gider. Ta perifere kadar ulaşır. Şimdi Türkiye'nin asıl sorunu olan büyük kentlerdeki kontrolle beraber Anadolu'ya doğru bu kontrolle ilgili olumlu gelişmenin yayılacağını düşünüyorum. Tabii oralardaki dinamikler biraz daha farklı. Şu anda bazı yerlerde henüz daha o olumlu gelişmeyi göremedik ama önümüzdeki ilerleyen günlerde oralarda da daha düşüşler olacak diye düşünüyorum. Yani ben tedbirlerin işe yaradığını düşünüyorum ama bırakmamak, vazgeçmemek, evet, ve bypass etmemek şartıyla Sayın Bakan bir açıklamada bulundu hatırlarsanız. %85 ev içi bulaşlardan bahsetti. Evet, riski. Bu çok önemliydi, doğru, bence. Çünkü bizim toplumumuz bir Batı toplumundan farklı. Yani Almanya'da, İngiltere'de, ne bileyim ben İtalya'da insanlar çekirdek aile bir arada yaşıyorlar. Kalabalık değiller ama bizde biz sokağa çıkmayabiliriz. Hafta sonu evde kalacağız ama bakıyoruz konu komşu aynı apartmanda. Bu sefer evde toplanmalar çoğaldı. Evet. Bu maalesef sıkıntı yaratıyor. O bakımdan bu dönemde dostlarımıza bir araya gelmemek lazım. Çekirdek aile olarak kendi hane halkımızda, evet, olmaya devam etmek gerekiyor. Evet. Bu noktada Murat Hocam'a da gerçekten dönüp sormak istiyorum. Bir sağlıkçı olarak bu illere göre dağılımla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu azalmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki sağlık sistemimiz üzerindeki ve yoğun bakımdaki hasta oranlarımızın azaldığında dün konuşmuştuk hocamızla birlikte. Siz neler söyleyeceksiniz? Öncelikle tabii Sağlık Bakanımız şu anda gerçekten çok güzel bir önlemler aldı. Ve bilim kuruluna da buradan bir hekim olarak da teşekkür etmek istiyorum. Yapmış olduğu tüm çalışmalardan dolayı. Şimdi benim de tabii ki serbest kliniğim var ve serbest kliniğimde de çalışıyorum. Benim oranlarıma da baktığınız zaman aşağı yukarı 8-10 tane hastamda özellikle kilo vermek için gelen veya farklı nedenlerden gelenlerden 8-10 kişi de COVID'li oldu. Fakat burada tabii ki hepimizin kendimize karşı sorumluluğumuz olması lazım. Önce ben, Can. Sonra Canan derler ya, yani ben önce kendimi korumak zorundayım. Yani bu ölüm oranları bir bile olsa, tabii, kişi yani şu anda bütün Türkiye'de bir kişi koronaya yakalanmış olsa günde bile, tabii, bizler şu maskemizi, mesafemizi, hijyenimizi asla terk etmememiz lazım. Çünkü bu bir tane kişiyle başladı, biliyorsunuz Wuhan şehrinde, Çin'in, oradan başladı. Sonra da Türkiye'de de bir kişiyle başladı. Bakın şimdi ne kaçlardayız. Dolayısıyla aman bak makalar da azalıyor. Kendimizi bir rehavete sokarsak buna yakalanmama şansınız yok. Şimdi bana bir şey olmaz psikoloji maalesef Türkiye'de var. Evet, artık var, değil mi? Var yani, gençlerden ama de ölen var. Ama işlemiyor, gördük yani. Yani 18 yaşında bugün, evet, ölen de var. Evet hocam. Anlatabiliyor muyum? Onun için çok dikkatli çalışmamız lazım, etmemiz lazım. Etmemiz lazım. Peki pandeminin bitişinde tabii aşının önemi hocam çok çok büyük. Hepimiz çok çok iyi biliyoruz bunu. Ancak neden Türkiye inaktif Çin aşısını tercih etti? Bakanımızın açıklamaları geliyor. Huzurlarınızda bir kez daha neden inaktif aşı tercih ettiğimizi izah etmek istiyorum. İnaktif aşı bilinen en kadim aşı yöntemidir. En basit ifadeyle virüs uygun ortamlarda çoğaltıldıktan sonra öldürülerek onu tanıması için vücuda enjekte edilmesi yöntemidir. İnaktif aşılar çocukluk çağı aşılamalarında yaygın olarak kullandığımız aşı türleridir. Bu aşı türüyle ilk defa bağışıklama amaçlı aşılama yapılmıyor. Bu daha önce tecrübe ettiğimiz ve faydasından emin olduğumuz bir yöntemdir. Temel bir kaydedir. Tecrübe edilmiş olanın tekrar tecrübe edilmesi gerekmez. Ayrıca ülkemizde devam eden aşı çalışmalarından önde giden
3 tanesi inaktif aşılardır. Aşılama programının devamı açısından da bu önemli ve değerlidir. Bununla birlikte ülkemizde adenovirüs temelli 2 aşı adayımız insan deneyleri safhasına ulaşmıştır. Benzer şekilde virüs benzeri parçacık temelli bir aşımız da insan deneyleri safhasındadır. Bunun dışında inaktif olan faz 1 çalışmasını tamamlamış olan aşımızla ilgili faz 2'de 200 kişiyle yapılmış olacak. Faz 1 biliyorsunuz 44 kişiyle yapıldı. Faz 2 200 kişiyle yapılmış olacak. Bununla ilgili gönüllerin sağlık taramalarına başlandığını söyleyebilirim. Önümüzdeki haftalar geçmiş olacağız. İnşallah diyelim. Hocam sizin yorumunuzu almadan önce kendi heyecanımı da paylaşmak istiyorum. Gerçi geçtiğimiz günlerde söylemiştim ama bugün bir kez daha PCR testi olmaya gideceğim hastaneye. Eğer sonucum negatif çıkarsa inşallah pazartesi günü de inaktif için aşısını gönüllü olarak olacağım. Belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuzdur hocam. Peki siz neler söyleyeceksiniz bu tercihle alakalı yaptığı açıklamalarla ilgili bakanımızın? Öncelikle hayırlı olsun. Katkınız için teşekkür ederiz. Tabii bu önemli. Topluma güven vermek açısından özellikle bu toplumun önünde olan insanların bu sorumluluğu taşıması ve böyle adım atması bizi memnun ediyor. Ben de aşıya ulaşmaz inşallah aşı olacağım. Şimdi aşıyla ilgili çok tereddüt olabilir. Çünkü aşılar şu anda yeni üretildi ve henüz ruhsat almış değil. Faz 3 çalışmaları devam ediyor. Bunlar bir yıl sürecek en az. Evet. Dolayısıyla bunların tamamlanmadığını biliyoruz. Ama şu ana kadar yayınlanan veriler faz 3 ile ilgili olsun, faz 1, faz 2 ile ilgili olsun. Öncelikle aşılarda herhangi bir önemli yan etki olmadığını gösterdi. Yani binlerce, on binlerce kişiye evet. uygulandı. Sadece bizim alacağımız aşı içinde değil, diğer aşılar içinde bunlar yapıldı. Ve hiçbirinde ciddi bir yan etki, ölüm vesaire olmadı. On binlerce kişide ortaya çıkmayan bir yan etkinin tekrar görülme olasılığı var mı? Var. Ama takdir edersiniz ki 100 binde işte evet, 1 evet. milyonda 1 gibi çok düşük bir olasılık. Evet. Ama öbür taraftan virüse baktığımızda öldürme olasılığı çok daha yüksek. Salgına yakalanma, hasta olma olasılığı çok daha yüksek. Ve şu anda yüksek. Bulaşın çok hızlı olduğunu eğer düşünürsek... Evet, bu durumda aşı yaptırmamanın tehlikesi çok 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 daha büyük. Onun için aşı olmak güvenli görünüyor. Tabii herkes kendi kararını kendi verecek ama yarar zarar oranına bakıldığında aşı yaptırmanın yararı zararına göre çok çok kat kat fazla. Evet. Onun için aşı olacağım ben. Olmasını da vatandaşlarımın öneririm. İnaktif aşının diğer aşılara göre daha eski bir yöntemle üretilmiş olması daha fazla güven vericidir. Çünkü 100 ile yakındır biz bu inaktif aşı yöntemini kullanıyoruz. Daha önce bunun aşılarını olduk. İnaktif çok aşılar uygulanıyor ülkemizde. Hepimiz olmuşuzdur. Dolayısıyla bu aşılar konusunda tereddüt daha az olmalı. Kaldı ki bizim aldığımız aşı dünyada aşağı yukarı şu ana kadar en çok uygulanan aşılardan bir tanesi. Çin'de bu uygulanıyor şu anda. Faz 3 çalışmalarında da uygulandı ama faz 3 dışında da topluma uygulandı. 1 milyonun üzerinde insana evet. uygulandığını söylüyor Çin bu aşının. Dolayısıyla hani şu ana kadar ciddi bir yan etki de görülmedi. Koruyuculuğu hakkında faz 2 deneylerinde antikorun yeterli oluştuğu %90'ın üzerinde koruyucu antikorların oluştuğunu biliyoruz uygulanan kişilerde. Ama enfeksiyonu önleme konusundaki ilk açıklamayı da dün Sayın Bakanımızın katıldığı toplantıda, bilim kurulu toplantısında Serhat Hoca hatırlattı. Ben o toplantıda bulunamadım Ankara'da olduğu için ama ben o açıklamayı izledim. Orada da Türkiye'de de aşının etkili olduğuna dair ön sonuçlar paylaşıldı. Bunlar da güven verici. Evet, evet bakanımızın da konuşuruz. Evet, bakanımızın da zaten az sonra Türkiye'de uygulanacak inaktif Çin aşısının ne kadar koruyucu olup olmadığıyla alakalı açıklamalarını izliyor olacağız ama ondan önce Murat Hocam'a hemen dönmek istiyorum burada. Hocam aşı olacak mısınız? Bu arada tabii ki ilk çıkar çıkmaz ben de olacağım. İlk erişir erişmez ben de olacağım. Ben şunu algılayamıyorum. Yani neden bir aşıya karşıtlık var? Bunu çözmüş değilim ben. Yok işte insanlar o kadar şey sosyal medyada kirlilik dönüyor ki. Yok içine çip koyuyorlar, yok genetiğini değiştirecekler, yok senin beynine hükmedecekler. Ya bırakın bunu. Ben sadece şunu soruyorum bizi izleyenlere. Koronadan, Covid-19'dan yakalanmış insanların arasında ölen var mı? Soruyorum size. Evet. Var. Dün 254 kişi öldü.
Aşıdan dolayı ölen var mı? Buna bakmak lazım. Var mı? Yok. Neymiş yok? Felç yapıyormuş da kıl olmuş da bir sürü sosyal kirlilikler var. Kesinlikle ve kesinlikle aşı, ya siz her şeyinizi satıp gerekirse ulaşıp evet, o parayı evet, verip o aşı olmanızı ben isterdim. Lazım. Yani ben hakikaten bunu algılayamıyorum, çözmüş de değilim evet, yani. Bakanımız da az sonra zaten koruyucuyla alakalı, yan etkileriyle alakalı çok güzel açıklamalar yaptı birinci ağızdan. Onu da zaten izleyicilerimizle ya ilk aşı yapılan çocuklara bile affedersin o akşam ateşi çıkar, ateşinden her dolayı bir uyarırlar, ilaç verirler. Evet. Ateş düşür. Yani bu mudur yan etki? Yani insanlar bunu mu bekler? Bu evet, olsa ne olur olmasa ne olur. Ölümden kurtaracak sizi. Evet. Daha ne istiyorsunuz? Böyle bir şey lazım, bulunmuş ve bakanlığımız bunu buraya kadar getirtmiş. Sizin yatıp kalkıp vallahi dua sıraya etmeniz lazım. Lazım. Sıraya girmeniz aslında lazım yani. Peki. Bu kadar net. Hocam veterinerimize devam edelim isterseniz. Aşıyla ilgili bağımsız değerlendirme komitesi raporundan bakanımız bahsetti ve aşının yola çıkış tarihini açıkladı. İzleyelim. Aşılama programına bir an evvel başlayabilmek için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz klinik çalışmayı yürüten merkezlerden çalışmanın ara sonuçlarını ulaştırmalarını istemiştir. Acil kullanım onayına temel teşkil edecek bu veriler bağımsız değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilerek Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na iletilmiştir. Kurumumuzda çalışmanın ara sonuçlarını bilim kurulumuza sunmuştur. Bilim kurulumuzun değerlendirmeleriyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz. Değerli basın mensupları, bu güzel haberi yeni bir haber ile daha süslemek isterim. Çin makamları da Türkiye'ye gönderilecek olan aşı dozları için onay işlemlerini tamamladılar. Üreticinin depolarında hazır olarak bizden gelecek haberleri bekleyen aşılarımız bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor. Evet, aşımız yolda. Aynı zamanda bakanımız Türk insanında bu aşının etkili olduğuna eminiz diyor. Tevfik Hocam neler söyleyecek? Şimdi biliyorsunuz hani bu faz 3 çalışmaları Brezilya'da, Endonezya'da ve Türkiye'de yürütülüyor. Çin'de de başlamıştı ama Çin'de salgın durduğu için enfeksiyon olmadığından faz 3 çalışmaları devam edemedi. Onun için hani neden Çin'de faz 3 çalışması yayınlanmadı diye soruyorlar. Çünkü hastalık durdu, yapamıyorlar. Hastalık olmadığı zaman faz 3'teki koruyuculuğu gösteremiyorsunuz. Türkiye'de yapılan çalışma önemliydi çünkü biz kendi toplumumuz üzerinde, kendi gen popülasyonumuz üzerinde bunun etkisini bizzat görmüş olacaktık. Dün itibariyle ara rapor paylaşıldı. Evet. Şu anda 1300'ü aşkın kişideki sonuçları gördük. Ama bu sonuçlar bile çok bariz bir koruma etkisi olduğunu gösteriyor. Az sonra bakanımız da o rakamları zaten veterinerimiz de açıklayacak hocam. Tabii. O açıdan önemli. Yani bunu Türkiye'de bizzat bu aşının çalışılmış olması, mesela siz de buna herhalde katkıda bulunacaksınız anladığım kadarıyla, değil mi? Yanlış anlamadıysam aşılanacaksınız. Evet. Yani bu süreçte kendi yurttaşlarımız üzerinde aldığımız olumlu sonuçlar ve güvenli olduğuna dair sonuçlar bu aşının uygulanması konusunda referans teşkil edecektir, güven verecektir halkımıza diye düşünüyorum. Zaten şu anda bile bu dünkü açıklamadan sonra benim çevremde pek çok kişi hocam aşıya nasıl ulaşabilirim, ne zaman diye yaptırabilirim sormaya diye bir talep başladı. Evet. Tahmin ediyoruz. Peki, ve olarak ben de ilk başlayayım hocam. İnşallah. Olursa ben de başlayayım inşallah. Hocam en çok merak edilen soru az önce sizin de söylediğiniz gibi Çin aşısı ne kadar etkili? İşte bakanımızın açıklamaları. Buyurun. Özetle aşının koruyuculuğu %91.25 oranında. Önemli bu erken dönem ve giderek bu daha da artmış olacak. Çünkü biz normalde 40 vakada yani 40 enfekte olan kişi olduğunda açıklamayı düşündüğümüz bir durumdu. Şu an 29 kişi söz konusu. O nedenle 40 kişi enfekte olduğu döneme kadar bu çalışma devam ediyor olacak. Ve giderek bu sonucun, bu oranın daha da yukarı doğru çıkacağını söyleyebiliriz, tahmin ediyoruz. Burada özellikle 29 kişiden, yani aşı yapılan bütün gönüllüler, kimisine plasebo, kimisine aşı yapılmış oldu.
ve bu arada yapılan kişilerde 29 kişide enfeksiyon görülmüş oldu. 29 kişinin 26'sı aşı yapılmayandı. 3 kişi aşı yapılandı. Bu 3 kişi de sağlık çalışanıydı. Yani riskli gruptu. Dünyada riskli grubu bu çalışmalarının içine alan diğer aşılarında olmadığını bilelim. Bu riskli olmasına rağmen 3 kişinin PCR'ı pozitif, ateş ve solunum problemi olmayan, akciğer tutulumu olmayan, çok hafif geçiren bir tablo olduğunu görüyoruz. Özetle o 3 kişiyi riskli olmakla birlikte aşılı olmasına rağmen çok hafif geçirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde daha da bu tabloyu net söyleme imkanımız olur. Dolayısıyla şu an güvenilir alanı da yüksek olduğu için, %50'nin üzerinde olduğu için aşıyı çok rahatlıkla kullanabilirliğimizi söylemek mümkün. Evet Tevfik Hocam, aşının etkinliği giderek artacak dedi. Bunu tabii biz tam olarak anlayamadık. Bize açıklayabilir misiniz teknik olarak ne demek? Giderek nasıl artıyor etkinliği? Şimdi şöyle dikkat ederseniz o açıklamada bir görsel vardı ve biliyorsunuz bu çalışmalarda iki grup var. Birisi gerçekten aşı uygulanan grup, bir gruba da aşı yapılıyormuş gibi ama aşı etkisi olmayan plasebo yapılıyor. Evet, evet. Ve kim aşı aldığını, kim de plasebo aldığını bilmiyor. Ve aşılamadan 21 gün sonra iki grup arasındaki eğrinin, makasının açıldığını gördük. Yani bir grup yukarı doğru tırmanırken bir grup aşağıda seyretti. Evet, evet. Aşı olmayanlar hızlı bir şekilde enfekte olurken aşı olanların enfeksiyonu çok olmadı. İşte bir grupta 26 kişi enfekte oldu, bir grupta 3 kişi. O 26 kişi aslında daha az kişiden çıkan, aşılanan grup daha fazla aslında. Oran olarak bakıldığında neredeyse hani 100 katı bir fark var arada. Çünkü evet, aşılananların enfekte olma oranı 1/4 gibi. Aşılanmayanların enfekte olma oranında %4.6 gibi. Yani nereden bakarsanız bakın 100 kat bir artış var aşı olmayan grupta enfeksiyon oluşma oranı açısından. Tabii bu eğrinin makasına bakarsanız bu süre devam ettikçe, yani günler uzadıkça, bunlar takip edecek tabii, bir yıl süreyle takip edilecek. Bu aşılanmayanlar arasında enfeksiyon oranının daha da artacağını varsayarsak bu fark daha da açılacak, koruyuculuk daha da yükselecek diye bir beklenti var ki eğrinin gidişi de zaten onu gösteriyor. Onun için erken sonuçlar itibarıyla bugün %91.25 gibi görünüyor. Bu tabii değişebilir uzun vadede ama değişse bile bunun daha artacağı, koruyuculuğunu artacağını tahmin ediyoruz. Güvenlik açısından bakıldığında ise sadece bu bugüne kadar 7000 küsür yurttaşımıza uygulanmış bu aşı. 10.000'den fazla da doz yapılmış. Shift doz yapılanlar da var çünkü. Ve hiçbirinde ciddi bir reaksiyon, önemli bir sorun görülmemiş. Sadece bir yurttaşımızda bir alerjik olay ortaya çıkmış ama hemen müdahale edilmiş ve düzelmiş. Yani 10.000 dozun üzerinde yapılmasına rağmen hiçbir önemli ciddi yan etki görülmemiş. Bu da güvenlik açısından tabii önemliydi. Yine merak edilen bir soruyu araya sıkıştırmak istiyorum hocam. Aşının korumacılığı ne zaman başlayacak? Ne zaman bizi korumaya başlayacak? İki doz olacağımızı biliyoruz. Ben şimdi kendi açımdan soruyorum. Gönüllü olarak aşı olacağım için. Bunu merak ediyorum mesela. Şimdi siz diyelim ki bugün aşıyı yaptırdınız, 15 gün sonra ikinci dozu yaptırdınız, 14 gün sonra. O 14 gün sonra aşı ikinci dozu yaptırdıktan sonra 10-15 gün içerisinde sizde antikorlar yeterli düzeyde oluşmaya başlıyor ve koruma başlıyor. Yani şu bugünden itibaren bakarsanız yaklaşık bir ay içerisinde evet, korunmuş oluyorsunuz. Yüzde kaç oranında korunmuş oluyorum mesela hocam, onu bilebiliyor muyuz şu anda? Yani bu bugünkü veriler, açıklanan verilere bakarsanız %90'ın üzerinde korunmuş oluyorsunuz. Geçirirsem de, eğer virüsü kaparsam lazım, da hafif geçireceğimi bilmeliyim, öyle değil mi? Evet, yani kalan o %91.25 ama geri kalan enfekte olanların da ağır hasta olmadığını biliyoruz. Evet. Şu andaki veriler o yönde. Yani hasta olsanız bile çok hafif geçireceksiniz. Ağır bir hastalığı yakalanmayacaksınız. Ama aynı zamanda başkasına geçirme ihtimalim ve bulaştırıcı olma ihtimalim de var. Bu arada ben hafif kesinlikle geçirsem bile, değil mi aslında?
Kesinlikle haklısınız. Evet. Bu önemli. Bunu vurgulamak lazım. Evet. Yani ben aşı yaptırarak kendimi korumuş olacağım. Evet. Hasta olmayacağım ya da hasta olsam bile bunu hafif atlatacağım. Ama virüsü alabilirim ve virüsü bulaştırabilirim. Evet. Sevdiklerime, eşime, çocuklarıma, anneme, babama, kardeşime, arkadaşlarıma, dostlarıma bulaştırabilirim. O bakımdan herkesin aşı olması çok önemli. Ölmesine neden olabilirim. Hepimiz aşılanmalıyız ve maske ve mesafeye de yine devam etmeliyiz. Tamamen pandemi duruncaya kadar. İnşallah bakalım. Peki burada Murat Hocam'a sormak istiyorum. Bu demek oluyor ki hocam her 100 kişiden 91'i korunacak. Bu önemli tabii, bir rakam değil tabii, mi? Çok büyük bir rakam. Yani tıpta %80 civarında olan şeyler zaten bizim için çok büyüktür. Çok değil mi? Evet. Yani bugün bir antibiyotiklere baktığınız zaman. Müthiş bir orandan bahsediyoruz. Şuraya buraya baktığınız zaman %80 oranında etkilemesi yani bütün dünyanın kabul ettiği FDA'nın işte EMA'nın Avrupa Birliği'nin kabul ettiği oranlar. Dolayısıyla bunlara çift körleme sistemleriyle çalışıldığı açısından söylüyorum. Kesinlikle %80 bile çok önemli, %91 çok büyük bir oran yani. Onun için şu anda da tek alternatifimiz bu. Evet. Ve aşı karşıtlığına sadece şunu söylüyorum. Gerçekten öpüp başınıza koyun diyeceğim. Yani şu aşı gelsin herkesi yapılsın da. Yani hepimiz şikayet yani, ediyoruz. Pandeminin bitmesini istiyoruz yani, ama toplumun... Hem pandemi bitsin diyorsunuz evet. Hem de eskisi gibi yaşamaya devam ediyoruz. Evet. Tabii Türk milleti biraz içten, biraz şey ama şu dönemde o misafirperverliğimizi bir yere bırakıp evet. Sadece çekirdek aile olarak yaşamakta çok büyük yarar var. Evet. Yoksa çok büyük işte dediğim gibi... Burada ölüm haberlerini her gün duymaya devam ederiz aksi takdirde. Peki hocam. Yine en çok merak edilen sorulardan birinin yanısını alacağız. Bilim Kurulu üyesi Serhat Ünal hocamız açıkladı. Çin aşısının yan etkileri neler? Plasebo kolunda olan 26 vakanın 6'sı hastane yatış gerektiren ciddi korona enfeksiyonu olarak tedavi edildi. Buna karşılık aşı kolunda olan 3 kişi, 3'ü de sağlık personeli, ve sağlık personeli tabii daha riskli bölgelerde çalışan arkadaşlar ve bunların hiçbirinde bırakın hastaneye yatışı bir vakada sadece hafif bir burun akıntısı haricinde hiçbir semptom olmadı. Yani biz onları aşı kolunda hasta oldular diye kabul ettik PCR'ları pozitif olduğu için ama hastalık meydana gelmedi. Bu burada bulduğumuz bulgular kadar önemli. Tevfik Hocam. Şimdi gerçekten hani buradaki bulgular bizim için çok sevindirici. Çünkü sağlık çalışanları daha yoğun virüs yüküne maruz kaldıkları için onların hastalığının daha fazla olması, daha ağır seyretmesi beklenir. Oysa burada 3 vaka sağlık çalışanı olmasına rağmen pozitif çıkmışlar teste ama aslında hasta olmamışlar. Yani semptomları olmamış, riskli grup olmalarına rağmen çok hafif atlatmışlar. Bu çok sevindirici bir durum. Yani aşının gerçekten etkili olduğunu gösteriyor. Aslında biz %91 diyoruz ama baktığımız zaman bu neredeyse %100'e yakın bir etkinlik gibi karşımıza evet, çıkıyor. O açıdan sevindirici tabii. Peki. Bakanımızın bir diğer açıklaması kaç kişinin aşılanması planlanıyor konusunda? Birlikte izleyelim hocam. Buyurun. Daha önce bu konuyla ilgili geniş bir çalışma yaptı. Bir strateji hazırlandı. 4 aşamalı bir stratejiydi bu. Bu stratejide özellikle ilk planda sağlık çalışanları olmak üzere yapılmıştı. Ve öncelikle de sağlık çalışanlarımızdan başlamış olacağız. Özellikle birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin olduğunu söyleyebilirim. Bizim Şubat sonrası sonuna kadar elimizde olmasını sözleşme gereği düşündüğümüz 50 milyon aşı olduğunu daha önce de söylemiştim. Dolayısıyla ilk planda sağlık çalışanlarından başlamak üzere biz mümkün mertebe daha kısa bir zaman diliminde Ocak, Şubat, Mart gibi en geç Nisan olmak üzere yaygın ilk iki hatta üçüncü aşamada olan kişileri aşılamayı hedefliyoruz. Evet Tevfik Hocam, 9 milyon kişinin aşılanması aslında bulaş zincirinin kırılmasında ne kadar önem taşıyor? Aslında tabii 83 milyona baktığınızda hani 9 milyon az gibi görünebilir ama bu açıdan bu grup en riskli grup. Yani hastalığı yakalanma ve hastalığı bulaştırma ve ağır hasta olma evet, ve ölme evet. açısından en riskli grup. Dolayısıyla öncelikle evet. bunların aşılanması
çok önemli bir etki oluşturur diye umut ediyoruz. Türkiye'de sağlık çalışanları da dahil 65 yaş üstü grup ve bir de bu bakım evlerinde, huzur evlerinde kalanları dahil ederseniz 9 milyonluk ilk grup ortaya çıkıyor. Evet. Sayın Bakan da açıkladı. Yani günde neredeyse 2 milyona yakın insanı aşılayabilecek bir altyapıya sahip Türkiye. Çok kısa bir sürede bu 9 milyonu aşılamamız mümkün görünüyor. Umarım öyle olur. Bir aksilik çıkmaz ve burada en riskli grubu korumuş oluruz. Evet, öncelikle. Sağlık çalışanlarımızdan vefat haberleri almayız. Tabii ki büyüklerimizi de korumak istiyoruz. En önemlisi aslında bu. Şimdi hocam aşı yapılacak ama aşı nerelerde yapılacak? Nerede yapılacak? Bakanımızın açıklamalarını izleyelim. Özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerimizin çok güçlü olduğunu biliyoruz. Aile sağlığı merkezlerimiz ve hastanelerimiz, kamu, üniversite, hatta özel hastanelerimiz bu aşılama için kullanılmış olacak. Dolayısıyla bu anlamda aynı anda yaygın bir şekilde Türkiye'nin her tarafında yapabilir olmuş olacağız. Günde ortalama 1,5 hatta 2 milyona kadar aşıyı yapma imkanımızın olduğunu söyleyebilirim. Evet, günde 1,5-2 milyon kişi aşılanacak. Hocam neler söyleyeceksiniz? Bu tabii çok iyi bir rakam. Hakikaten pek çok ülke bu rakamlara çok yanaşamıyor. Ama Türkiye'nin önceden beri çok iyi bir aşı altyapısı ve deneyimi var. Biz çocukluk yaş grubu aşılarını da çok iyi yapan ülkeler arasında yer alıyoruz ve başarılıyız bu konuda. Yakın zamanda da Türkiye'nin bu başarısı belgelendi biliyorsunuz. Özellikle Türkiye'ye bu konuda teşekkür Dünya Sağlık Örgütü etti. Kızamıkçık virüsünü ekarte etmişiz, elimine etmişiz tümüyle 3 yıldır görülmüyor. Aşılamanın etkisi bu. Dolayısıyla daha önce polio'da bunu başarmıştık, tetanozda başarmıştık, çiçekte başarmıştık. Bunlar hep tabii Türkiye'nin aşılama konusundaki başarısı. Altyapı şöyle iyi. Çok sayıda birinci basamak aile sağlığı merkezlerimiz var, toplum sağlığı merkezlerimiz var. Herkes çok kolay buralara ulaşabiliyor. Bütün nüfusun aile hekimi var. Dolayısıyla 65 yaş üstü öncelikle aşılanması gereken kişilerin aile hekimleri belli. Hastaneler çok sayıda her yerde var. Sağlık çalışanları zaten kendi hastanelerinde, kendi sağlık kurumlarında aşılanacaklar. 65 yaş üstü için de kimin nerede aşılanacağına dair bir plan oluşturuluyor şu anda ve bunlar yakın zamanda ayrıntılar belirlenecek. Herkes çok kolay bir şekilde kendisinin aşı olup olamayacağını, nerede olacağını, ne zaman olacağını randevu usulüyle görecek ve hiçbir kargaşaya, kalabalığa yol açmadan olacak. Evet. Peki burada Murat Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam gerçekten artık sendi, bende, oydu diye ayrım yapmanın değil, milli bir seferberlik duygusu içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle yani bu çok önemli. Görüyorsunuz hayatımızı nasıl etkilediğini hepimiz görüyoruz. Herkes bitsin istiyor. Yani herkes bitsin istiyor. Sonradan aşıyla ilgili çıkan sosyal medyadaki abuk sabuk kusura bakmayın bir takım şeylere insanlar inanır haline geliyor. Bir başkasını da inandırır haline geliyor. Yani cehaletlik çok kötü bir şey. Yani burada bu kadar bilim adamı var. Bu kadar bilim insanı var. Çalışıyorlar. Bir şey buluyorlar. Ama ben bunun içinde çip var. Nasıl vereyim? Ya inanılmaz ya. Bir sosyal medyaya bakarsanız insan beynimi yönetecekler. Yok işte yapılmış da evet. Ağzı yamulmuş. Ya bırakın bunları. Çok esprinin de zamanı bu, değil diye düşünüyorum. O zaman yani Sağlık Bakanlığı'ndaki bilim adamları, bilim kurulundaki olan insanların hepsi affedersiniz. Geri zekalı. Siz çok iyi zekalısınız. Böyle bir şey yok. İnsana en büyük şey korona en çok cehalete yapışır. Cahillere yapışıyor. Gerçekten okumuyoruz ya. Okumuyoruz. Bilmemizi öğrenmemiz lazım. Okumuyoruz. O yüzden biz de sizler sayesinde yani, değerli bilim kurulu üyelerimiz sayesinde bu yayınları yapıyoruz. Bize inanmayacaklar. Gidip orada sosyal medyada Ahmet bir resim koymuş ona inanacaklar. Yok böyle bir şey. Evet. Çamur at işte bir şey at. İzi kalsın gibilerinden. Peki. İngiltere'de görülen virüsün mutasyona uğramış hali oldukça dünyayı çalkaladı hocam, siz de biliyorsunuz. Peki mutasyona uğrayan virüs ülkemizde görüldü mü? Sayın Koca'nın açıklamaları geliyor. Ama burada İngiltere'de olan birden fazla mutasyonun bir arada görüldü ve bulaştırıcılığın özellikle daha fazla olduğu şeklinde bizim şu ana kadar yaptığımız ön inceleme ve analizlerde buna benzer bir mutasyona rastlamadığımızı ama gelecek hafta özellikle daha çok bir tam genom analizi yaparak bununla ilgili daha net bir şey söylemek mümkün. Tevfik Hocam, Eylül'deki bu vaka sayılarındaki ciddi artışı biz hep yazlıktan insanlar evlerine geldi, kapalı ortamlara girdik diye nitelendirdik ama aslında bu virüsün mutasyona uğramış hali de olabilir miydi?
Yani tabii ki böyle bir olasılık akla geliyor ama aslında bakarsanız ben şunu söyleyeyim. İngiltere'deki vaka artışlarının bile nedeninin bu mutasyon olduğu bir varsayımdır, bir hipotezdir. Doğru, bir gözlem doğru. sonucu ortaya konulan bir yorumdur. Yani bu gerçeği yansıtıyor mu onu dahi bilmiyoruz şu anda. Yalnız bildiğimiz bir şey var, virüs mutasyon geçirmiş. Sayın Bakan'ın da söylediği gibi bu kez yeni varyant pek çok farklı mutasyonlara sahip ve bu mutasyonlardan bir kısmı virüsün hücreye tutunmasını, hücreye girişini kolaylaştırıyor. Bu da virüsün daha kolay bulaşacağı evet. anlamına geliyor. Daha hızlı yayılacağı anlamına geliyor. Yalnız bu teorik bilgiyle şu anda İngiltere'deki vaka artışlarının buna bağlı olduğunu biz zihnimizde bağdaştırıyoruz. Bir yorum yapıyoruz, bir çıkarımda bulunuyoruz. Bunu kanıtlayamadık henüz daha ama önümüzdeki süreçte bu da görülecektir. Ben şunu söylemek isterim. Mutasyon şimdiye kadar çok oldu. Daha önce de buna benzer virüsün bulaşıcılığını artırdığı yönünde bazı varyantlar, mutasyonlar görüldü. Ama bunların virüsün davranışını değiştirdiği ve toplumdaki salgını etkilediği yönünde bir gözlem ya da yorum olmamıştı. Bizi asıl İngiltere'de endişeye sevk eden Başbakan hani Boris Johnson'ın yaptığı açıklamaydı. Yani biz bu virüsten dolayı bu duruma düştük. Vaka sayılarının artışının evet. nedeni budur. %70 daha hızlı bulaştığı için bu duruma düştük demesiydi. Evet, evet. Aslında mutasyon hep söyleniyor. Hiç tedirgin olmuyoruz. Bunu konuşmuyoruz bile. Ama toplumdaki vaka artışlarının sorumlusunun bu varyant olduğu söylenince bu sefer acaba bu diğer toplumlara, dünyaya da yansıyacak mı diye bir korku oldu. Şimdi bilmiyoruz ama Türkiye'de de geriye dönük olarak analizler yapılacak. İngiltere'den son 14 gün içinde gelen kişilerden alınan örneklerde bu varyant var mı yok mu bakılacak. Önümüzdeki hafta içinde bizde de var mı yok mu hani bunu anlayabileceğiz ama dünyanın pek çok farklı ülkesinden haberler gelmeye başladı. Muhtemelen bu İngiltere ile sınırlı değil. Zaten daha önce bu Brezilya'da görülmüş, bu varyant Güney Afrika'da görülmüş. Yani Güney bu Afrika, ilk Amerika, defa İngiltere'de izole edilmiş bir mutasyon değil. Dolayısıyla bunları takip edeceğiz ama dediğim gibi hani bu yorum hipotezdir şu anda. Yani bu virüs evet, evet. çok hızlı yayıldığı için bu son artışlar oluyor. Bu kanıtlanmış bir ifade değil. Bildiğimiz tek gerçek şu anda virüsün dünyayı kasıp kavurduğu, bize mutasyonla hale uğramadı deyip rehavete kapılmak herhalde evet. yanlış bir düşünce olur diye düşünüyorum. Evet, Murat Hocam, aynen neler söyleyeceksiniz? Kesinlikle çok katılıyorum Tevfik Hocamıza. Özellikle de yılbaşı öncesinde değil mi? Tabii şimdi ki. Herkes bir toplaşma hayali tabii içerisinde ya, işte ama. O toplaşmayı yapmamak lazım. Yani ne olacak? Bir sonraki sene yılbaşı yapın. Bir sonraki sene yapın. Yani yılbaşının da çok fazla bir özelliği yok. Sonuçta bir yılı devirmiş, bir yıl daha yaşlanmış oluyoruz değil mi Tevfik Hocam? Dolayısıyla biraz aslında geriye doğru gitsek daha da iyi olacak ama. Evet, doğru söylüyorsun. Yani şu anda dediğim gibi çekirdek aile en güzelin. İnşallah. Ve aşılar, koruyabileceğiz. Tabii ki. Tabii, tabii ki. Türk bilim insanı Profesör Doktor Uğur Şahin'in mucidi olduğu Alman aşısının alımında bir sorun var mı yok mu? Bakanımız açıkladı. İzliyoruz. Bizim esas bu dönemde yaşadığımız sorun şu oldu. Bu dönemde aşının üretimiyle ilgili sorumluluk taşımama durumunun sözleşmeye yazılması istendi. Acil kullanım izni olduğu için şu dönemde pandemi dönemi olduğundan bu üretimle ilgili bir sorun olma durumunda sorumluluk taşımamayı sözleşmeye konmak istendi. Bununla ilgili biz burada doğrusu bundan yana olmak istemedik. Çünkü vatandaşımıza sorumluluk taşınmıyor. Bu anlamda herhangi bir sorun olursa bir sorumluluk taşımadığını üretici firmanın söylemenin doğru olmadığını düşündük. Bu görüşmeler devam etti. Ve en son ben belki son 2-3 gün Uğur Hoca ile 5-6 defa görüştüğümü söyleyebilirim. Uğur Hoca ile bu sorunu kısmen aştığımızı söyleyebilirim. Ve gelinen noktada ben toplantı öncesi tekrar görüştüm. Hem bilim kurulumuza bu konuyu açacağımızı hem vatandaşımıza da bunu açıklayacağımızı da ifade etmiştim kendilerine. Sözleşmenin miktarıyla
üretimle ilgili bir sorun olduğunda sorumluluk taşıyabileceklerini belirten bir maddeyi koymaya karşılıklı razı olduk. Mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon ve opsiyonel olarak 30 milyona kadar da Ocak ayında, en geç Şubat ayında hangi takvimle talep olma durumunda bunun söz konusu olabileceğini de görüşmüş olacağız. Dolayısıyla 4,5 milyon Mart sonuna kadar, opsiyonel olarak da 30 milyona kadar aşının sözleşmesinin detayları netleşmiş oldu. Bu gece veya yarın en geç muhtemelen imzalanmış olur. Bu aşının da bu süreçte yaygın bir şekilde imkanlar ölçüsünde kullanımını sağlamış olacağız. Çin aşısı Türkiye'de uygulanacak. İnaktif Çin aşısı, ardından yerli aşımızı bekliyoruz tabii ki, ama BioNTech aşısında da şu anda sıradayız. Peki aşı çeşitlendirilmesinin öneminden biraz bahsetmek gerekiyor mu hocam burada? Tabii ki. Yani aslında Türkiye baştan beri eğer aşıyı değerlendirdi ve aşıya ulaşmak için yürüttüğü çalışmaları hala devam ettiriyor. Şu anda BioNTech'le de hani herhalde sözleşme imzalama aşamasına gelmiş görünüyor. Sinovac'la zaten sözleşme yapılmıştı. Kendi aşımızı üretme çabalarımız var. Rusya'nın aşısıyla ilgili de aşı toksikolojik deneyleri yapılıyor. Şu anda uygun olursa faz 3 çalışmaları Türkiye'de başlayacak. Oxford'la da görüşmelerin yapıldığını biliyoruz. Sanıyorum Moderna hani bu konuda Türkiye'de yakın zamanda aşı veremeyeceğini söylemiş, ama onun dışında diğer mevcut aşıların hepsiyle ilgili görüşmeler yapılıyor. Zamanla belki diğer aşıların da ulaşımı olacaktır, ama esas olan şey burada bir an önce aşılamak. Yani hızlı bir şekilde yangını söndürmek. Günde 250 yurttaşımız ölüyor. Ne kadar hızlı başlarsak ölümleri o kadar İnşallah. Çabuk durdurabiliriz. İnşallah. Tevfik Hocam, var mı eklemek istedikleriniz? Yok, çok teşekkür ederim. Ben bütün yurttaşlarımıza bu dönemde aşıya ulaşıncaya kadar, yaygın bir aşılama oluncaya kadar maske, mesafe, sosyal izolasyon ve hijyene dikkat etmelerini öneriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aşılandıktan sonra da dikkat edelim hocam. Evet. Sağlık Bakanımıza, tüm bilim kurulu üyelerimize ve Tevfik Hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Verdiğiniz değerli bilgiler hem de emekleriniz için. Şimdi hocam bir haberimiz var. 105 yaşında koronayı yenen Ömer Dede yoğurt ve bal yiyin diyor. Sivas'ın Gürün ilçesinde yaşayan ve 105 yaşında olan Ömer Avcı koronavirüse yakalandı. İlerleyen yaşı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Kısa bir sürede koronavirüsü yenmeyi başarıp köyüne geri döndü. 6 çocuk ve 23 torun sahibi olan Avcı, ilerleyen yaşını ve sağlığını her gün yediği organik yoğurt ve bala borçlu olduğunu söyledi. Avcı'nın yakınları köylerinde kendi ürettikleri organik ürünleri tükettiklerini belirtip bu nedenle köy sakinlerinin salgını hafif şekilde atlattıklarını iletti. Az sonra biz de kuru öksürük için ballı sarımsaklı doğal bir karışım hazırlayacağız. Hangi besinler tok durduk metabolizmayı hızlandırıyor bakacağız. Tam buğday ekmeği üzerine nar suyu döküp bal ve tarçın ekleyip yemenin faydalarını Doktor Murat Topoğlu hocamızdan öğreneceğiz. Şimdi reklamlar. Evet, Çağla ile yeni bir gün devam ediyor. Doktor Murat Topoğlu hocamızla birlikteyiz. Az önce bahsetmiştik birazcık tabii ki de pandemi döneminde özellikle koronavirüste kuru öksürük çok fazla görülüyor. Kesinlikle. İlk belirtilerinden bir tanesi demiştik. Kuru öksürük için doğal bir karışım yapacağız şimdi evde yapabileceğiniz. Tabii bu arada bizi izleyenler biliyorsunuz bilimsel yayınlarda yayınlandı. Covid-19'u özellikle kilolu olan insanlar geçirirse çok daha ağır geçiriyorlar. Evet, bunu biliyorum. Dolayısıyla yani ben kilo vereceğim, acaba vücudum şeyden düşer mi, bağışıklığı düşer mi, kesinlikle bunu düşünmesinler. Sağlıklı bir şekilde kilo vermeleri için şu anda açıklayacağım şeyleri de çok önemli. Not alsınlar. Şimdi öncelikle kuru öksürükle ilgili bir tarifimiz var. Gayet basit. Akşamları özellikle günde bir sefer, iki sefer de yapılabilir. Ama akşam yatmadan önce şöyle bir bardak ılık bir sütümüz var. Hı hı. Bu ılık sütümüzün içine burada sarımsakları gösteriyorum. Biz bunun bir tanesini ezdik. Bir tanesi yeterli. Bunu içine koyacağım. Abi evet. Akşam yemekten sonra koyarsanız 1-2 saat kalırsa içine özümser diye söylüyorum. Onun üzerine de bir tatlı kaşığı civarında bir bal koyacağız.
Hepimiz zaten bunu biliyoruz ama bal ve sarımsak herhalde bugünlerin vazgeçilmez besinleri oldu değil mi? Sarımsak aynı zamanda hakikaten dediğim gibi bakteri öldüren bir özelliği var. Yani vücudunda alisin dediğimiz bir madde de var. Kükürt içerdiği için antioksidan özelliği çok fazla. Bunu güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu karıştırmayı dediğim gibi bir ılık saat sonra daha da güzel o bal tabii, değil mi? Şey olur. Yani yarım saat, bir saat bu şekilde kalsın. Özellikle sarımsağın o öz suyu içine geçsin. Bunu akşam yatmadan önce içelim. İçiyoruz. Evet. Güzel. Bunun haricinde size özellikle bu Covid-19 döneminde benim de Instagram'dan ve işte sosyal medyadan, Facebook'tan takip edenler için şu anda 4800 kişi oldu. 4800 kişiyi zayıflatıyorum. Harikasın. Ve herkese sorularına ben cevap veriyorum. Harikasın. Hakikaten birebir yazılı. Ne kadar kıymetlisiniz yazılı bu dönemde gerçekten. Koyuyorum. Hiçbir ücret karşılığı değil. Yazılı listeleri koyuyorum. Ne yiyorsam sabahleyin resmini çekiyorum koyuyorum. O insanlar da resim çekip bana gönderiyorlar. Ve kilo veriyoruz. Ben yanlışlarını söylüyorum. En azından bu şekilde yardımcı oluyorum. Şu pandemi döneminde. Bakın şimdi, metabolizmamızı nasıl hızlandıracağız? Onu mu yapalım? Tamam onu yapalım. Bence onu yapalım. Buyurun buyurun. Şimdi yapalım. Bununla ilgili metabolizma ile ilgili bir bardak suyumuz var. Önce bu bardak suyumuzu alalım buraya. Metabolizma hızlanırsa ne oluyor da o sırada onu da anlatalım evet, hocam. Şimdi diyetleri yapmak koşuluyla yani kilo vermek için aldığınız enerji hazı olacak. Yani siz börek çörek yiyip bu metabolizma çayı da Murat Topol tarif etti bunu da içelim zayıflayayım derseniz böyle bir şey olmaz. Biz bunları vücudu biraz daha şekeri dengeye tutmak, insülin dirençlerini önlemek vesaire vesaire gibi o açıdan da önemli. Bunun için malzemelerimiz bakın. Doğal bir elma sirkesi var. Evet. Bundan bir çorba kaşığı kadar koyacağım. Doğal elma sirkesi görüyorsunuz bulanık olur. Şeffaf, böyle berrak olmaz. Şeffafsa o elma sirkesiyle alakası yok. Böyle olacak. Burada güzel ahçımız da yapmış. Ondan aldım ben. Sağ olsun görüyorsunuz. Bir kaşık kadar bir bardak suyun içine elma sirkesini koydum. Tamam. Şekeri dengelemek için de hemen bir minik bir tarçın atacağım. Tarçın. Buna şöyle toz tarçın atıyorum. Aynı zamanda tok tutacak bir aynı zamanda herhalde bu. Şöyle elimdeki limonu şu şekilde sıkıyorum. Sıkacağız içine. Fazla da kullanmanıza gerek yok. Evde ne kadar çok sık böyle karışımlar yapmaya başladık çok değil mi basit, hocam? Çok basit ama çok güzel bir şey. Sağlıklı şeyler. Bir kaşık da buna ben bal koyacağım. Bal ekledik. Bunu iyice ılık suda yaparsanız bal daha çabuk eriyecektir. Tabii. Güzelce bunu karıştıracağız. Şöyle 1-2 dakika bekleyeceğiz. Sıcak suya gerek yok. Ilık suda yapabiliriz bunu. Ve bunu afiyetle tüketelim diyorum. Özellikle yemeklerden sonra. Ama günde 3 sefer gerek yok. Öğlen ve akşam yapılsa bu yeterli olacaktır diyorum. Şimdi burada içine kattıklarımızı birazcık deşelim istiyorum. Elma sirkesinin faydası, balın faydası, toz tarçının faydası neler hocam? Şimdi elma sirkesi dünyadaki hakikaten sindirim sistemine en çok yardımcı olan. Yani bağırsakları çalıştırma açısından tutun da vücudun antioksidan özellikleri var. Çünkü probiyotiktir sonuçta. Bir sirke probiyotik. Evet. Probiyotik olduğu için bağırsak bakterisi demektir. Bağırsakların bakterileri, faydalı bakterilerine biz probiyotik diyoruz. Bu probiyotik var elma sirkesinin içinde. Yani bu şu demektir. Sizin bağırsaklar çalışmadığı zaman kilo alıyorsunuz bir de. Tabii. Öyle bir durum onun var. Düzgün çalışması onun düzgün çok çalışması. Önemli. Onun için metabolizmayı da hızlandırıyor. Çünkü bağırsaklarımız ve midemizin çalışması arasında harcadığı enerji %20'dir toplam metabolizmamızın. %20'sini bağırsak ve mide çalışırken harcıyor. %20'sini de biz böyle koşarken sağımıza solumuza dönerken hareketle çizgili kaslar dediğimiz kaslarımız harcıyor. Geri kalan %60'ı bazal diyoruz. Bunu işte beynimiz uyurken çalışıyor. Rüya görüyorsun. Kalbimiz de uyurken de çalışıyor. Onlar da vücudumuzun istirahat halinde normalde saçımızın telindeki hücreden tırnağımızın hücresine kadar toplam harcadığı metabolizmada %60. Ama geri kalan bir %20 bağırsaklarımızı hareket ettirmek için de metabolizmayı hızlandırır İhtiyacımız kelimesini var. Oradan kullanıyorum. Bu şekilde çayı çevirirler. Çok güzel. İkinci güzel bir metabolizma çayımız var. Bir ya da çayımıza karışım diyelim buna. Tamam. Bunun için malzemelerde şunlar. Bakın limon, elma sirkesi, bir tatlı kaşığı bal. Evet bunu yaptık tostarcı, hocam. Bunu yaptık. Bundan sonraki arkadaşlarımız koyarsa bunun içinde pul biber ve pekmezimiz de var. Bir bardak suyumuz var. Bir bardak suyun içine gene ben... Bu sefer üzüm pekmezli olanı yapacağız. Evet, gene bir elma sirkesini koyacağım. Tamam. Bir çorba kaşığı. Fazla koymuyorsunuz. Sakın aç içmiyorsunuz. Bunlar çok önemli. Sabahları içilen limonlu sular vesaireler kilo verdirmez. Midenizi yakar, deler atar. Sakın ha, onu yapmıyorsunuz. Tok karnı yapıyorsunuz. Dediğim gibi bir bardak su, bir çorba kaşığı elma sirkesi koyduk. Şöyle taze nane koyuyorum içine.
birazcık şöyle liflerini de parçalıyorum. Evet, böyle ya koyuyoruz. 5-6 adet koyuyoruz. Aynen. Yani. Bir kaşık üzüm pekmezi demişsiniz. Evet, bir kaşık da üzüm pekmezinden koyuyorum bu şekilde. Ve metabolizmanızı çok hızlandıran, evet, özellikle 2-3 saat içinde %20-25 civarında metabolizmanızı hızlandıran pul biberden koyuyoruz. Ondan da eğer çok ülseriniz, eserleriniz varsa, bunu tavsiye etmiyorum tabii, mide şikayeti olanlara, ama tatlısını kullanabilirler. Tatlı, evet, pul biber kullanabilirler. Koronavirüsü atlatan Profesör Doktor Derya Uludüz hocamız da pekmezden bahsetmişti. Pekmez tükettiğinden o dönemlerde. Kesinlikle soruyorum. Tereyağında böyle onu çevirip tükettiğini anlatmıştı hatta. Yani pekmez ve bal. Dünyanın, evet, en güzel tatlıları. İkisi de doğal tatlılar. Evet. Bunu bu şekilde karıştırıp bunu da... Bu gerçekten hızlandırır yalnız. Yani bu fena bir şeye benziyor. Kesinlikle. Hakikaten hızlandırıyor. Hocam şöyle bir gösterebilirsin. Öne doğru getirin istersen. Öne doğru koyup ya da şöyle yapalım, öyle de karıştırabilirsiniz. Bir görünsün. Şöyle gerçekten bir bakalım. Bunun hızlandırmayacağı bir şey yok gibi görünüyor. Gerçekten, evet, öyle. Elma sirkesi, üzüm pekmezi, 5-6 adet nane, bir çay kaşığı da pul biber koyduk. Bir bardak soğuk suyun içine, değil mi? Şimdi canımız çok tatlı çekti. Tatlı. Evet, evet, tatlı çekti. Ne yapacağız? Tatlı ki çekerse. Ki bu dönemde gerçekten çok fazla hem çekiyor. Hem de canımız böyle baklava istedi. Bir de ekmek kadayıfı istedi. Şimdi baklavanın yerine koyabileceğimiz bir şey mi yapacaksınız? Aynen öyle yapacağız. Hadi bakalım. Bakın, ekmek kadayıfı da güzeldir. Üzerine de kaymak falan konur. Tabii alırsınız 700-800 kalori. Ona gerek yok. Şimdi bakın, küçücük çavdar ekmeklerimiz var elimizde. Bu çavdar ekmeğini şöyle bir tabağın içine koyuyoruz. Koyduk. Şimdi bir ekmek tatlısı yapacağız ama diyet olacak. Bunun iç üstüne şöyle diyet bir nar tatlısı suyumuzu koyacağız. Nar suyu, nar biraz. Nar inanılmaz. Antoks'tan küpü diyelim, antoks'tan şeyi. Şöyle yapayım da görünsün. Şöyle biraz fazla koydum. Tamam. Nar bu biraz öyle emsin. Bu tamam, hafif kuru ekmek olduğu için çavdar ekmek. Bu kadar ekmek yeterli, hı-hı, diyorum. Bunun, neden nar suyu döktük şimdi? Şimdi narın... Yani mesela tatlıyla narın nasıl bir bizde şimdi bir etkileşim geliyor, olacak? Nasıl olacak? Tatlı şimdi isterken mesela nar suyunu çavdar ekmeği. Şimdi onun üstüne ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle bir kaşık bal koyacağız. Bal koyacağız. Balı koymayalım istersen. Buna pekmeze gerek yok. Bunu da bal koymuyorduk. Ama bunun üstüne birazcık toz tarçın koyacağız. Tarçın koyuyoruz. Tost tarçınımızdan şöyle ekelim. Evet, bir parça. Şöyle yapabilsek de olur. Şöyle. Şöyle bir fiske şeklinde koyduk. Aynen. Kırmızı pul biber. Ve üzerine de yine metabolizmamızı hızlandırmak için şöyle gene de bir fiske koyacağım. Yani hem metabolizmamızı hızlandıracak, evet, hem de aynı zamanda tatlı ihtiyacımızı karşılayacak. Evet, bunu da böyle terste çevirdik, ters şöyle çeviriyoruz bir iyice özümsesin diye. Sonra üstüne öbür tarafına pul biber. Şöyle isterseniz ekmeyebilirsiniz, ekebilirsiniz ama ekerseniz çok daha güzel olur. Şimdi üzerine acıyla çilek reçeli veya bal karıştıracağız demişsiniz. Muz ve kahveyle beraber. Olabilir. Ha, o ayrı bir tarifte aslında. Hı. Bu şekilde tüketilebilir. Bu tamam böyle. Bu şekilde. Şimdi ben yine bir canımız tatlı çıkıyor. Ben şu anda diyetteyim. Instagram'da dediğim gibi herkes takip ediyor. Ben de aynısını yapıyorum. Şu anda 10,5 kiloyun üzerine verdim. İlk Covid döneminde 86'ya çıktım. Şimdi 75.8'im bu sabah itibariyle. Maşallah hocam. 75 kilo 8 gram. Şimdi ne yapıyorum? Canım çok tatlı mı çekti? Hemen burada bir Türk kahvemiz vardı. Ama Türk kahvemiz buradaymış, pardon. Bakın, bir Türk kahvesi yaptık. Şuraya koyayım bunu. Allah, yine enteresan bir tarif geliyor hocam. Şimdi bunun yanına da bir tane muz koyayım. Ne alakası var diyeceksiniz. Hakikaten ne alakası var? Çikolatalı inanılmaz, muz. İnanılmaz tok tutuyor. Öğün yerine bile geçirebilirsiniz. Yani beraber. Evet. Bir yudum kahve, bir ısırık muz şöyle gibi mi? Şöyle alacağız bunu. Allah Allah ya, çok enteresan. Bakın böyle ben soyacağız. Ben ikisini de çok severim. İnanılmaz tok tutar ve hem tatlı ihtiyacınızı karşır, hem metabolizma hızlandır, hem de öğün yerine geçer. Doyurucu bundan olacak. Bundan bir kere ısırıyorsunuz, bir kere çiçek kahvesi. Abi şu anda benim kafama bir şey jeton düştü. Çünkü ben spora girmeden evvel önce bir tane muz yiyorum. Spor esnasında da filtre kahve içiyorum. Aslında onun gibi bir şey yapıyorum sanki. Aşağı yukarı. Aşağı, evet, yukarı, değil, evet, mi? Harvard Üniversitesi'nin bir çalışması var. Çok enteresan. Evet. Ben burada açıklayayım ilk defa. Bu yıllar önce açıklanmıştı. Spora gitme, yani şu anda nasıl gidiyor bilmiyorum ama en azından dışarıda yürüyüş yapmadan önce. Evet. Mutlaka iki meyveniz olacak. Bir meyveyi, ama muz olur, ama dediğim gibi armut olur. Bunun yarısını, ama bir meyve olacak pardon. Bir meyvenin yarısını önce yiyeceksiniz. Hı hı. Bir bardak maden suyu içeceksiniz. Sporunuzu yapacaksınız. Spordan geldiniz. Kalan yarım meyveyi yiyeceksiniz. Üstüne de bir ayran içeceksiniz. %20-25 civarında o metabolizma daha da hızlanıyor. Daha da bir daha söylüyorum. Bir meyve, yarısını spor öncesi, yarısını spor sonrası. Ama spor öncesi yarım meyve yediğiniz meyvenin muz olur, elma olur, armut olur. Yarısını yediniz, bir bardak maden suyu içtiniz. Evet. Ama tansiyon hastaları için söylemiyorum bunu. Tansiyon normal olan kişilerde. Bir maden suyu içtiniz, gittiniz yarım saat 45 dakika yürüyüş yaptınız, geldiniz. Kalan meyveyi yiyorsunuz, üstüne de bir ayran.
Şakır şakır Allah çalışır. Allah Allah, çok enteresan bu, gerçekten. Bu Harvard Üniversitesi'nin bir çalışması. Müthiş. Yıllar önce okumuştum. Evet, muz ve kahveyi içebiliriz de. Bir de kırmızı pul biber, çilek reçeli veya balık karıştıracağız diyor hocam. Mesela bu ben, karışım neden? Çok enteresan. Ben sabah kahvaltılarında bu şekilde yapıyorum. Hemen göstereceğim size. Bunları kaldırayım önümden. Şimdi ben sabah kahvaltımda ister bal olsun ister reçel olsun. Şu bal aşağı diyelim. Yukarı 3 tatlı kaşığı bal veya reçel veya pekmez veriyorum ama bu sefer bunu verdim. Mutlaka olur mu olur mu demeyin. Şu şekilde. Olur mu olmaz mı demeyin. Pul ben tatlı acı çok severim bu arada koyuyorsunuz. O karışımı. Ya Allah Allah Çinliler ya. Niye zayıf derseniz ben Çin'de Pekin ördeğinin içinde çilek reçeli konup onu yediğimi hatırlıyorum. E tabii. Ve orada evet. Hiç aç kalmıştım. Orada 63 kiloya falan indim yani. Çünkü açlıktan gerçekten ölecektim. Bu soslar çok önemli. Bu oradan kalma bir alışkanlık. O etin içine çilek reçeli koyuyorlar. Ördek etinin içine. Ben daha sonra bunu dedim ki niye biz bunu yapmıyoruz? Şunun inanılmaz bir metabolizmayı hızlandırır. Vay süper. Gerçekten. Herkes tüketebiliyor mu? Herkes tüketebiliyor. Harika. Mide yanması ağrısı olanlar hariç dikkat diyelim etsin. Burada. Hocam birbirinden özel ve hızlı bir şekilde gerçekten en böyle değerli bilgilerinizi izleyicilerimizle paylaştınız. Çok çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Murat Topoğlu hocama bir alkış rica ediyorum. Emeğinize sağlık. Hocam uğurlarken hemen bir diğer konumu davet etmek istiyorum. Eczacı Hülya Kayhan geliyor. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim, bomba gibiyim. Bayağıdır görüşmüyorduk. Ay evet, ne tatlısınız ya. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Çok çok teşekkür Şimdi ederim. Şimdi size böyle kırmızılar getirdim. Bunun bir sebebi var, bir anlamı da var. Ay, hani hep böyle yeni başlangıçlarda kırmızılar olur, yeni yılda kırmızılar olur, evet. Yılbaşına kırmızılar olur ya. Bunun sebebi aslında bizim kök çakramız kırmızı. Bugün ben kök çakrayı temizlemeyi, kök çakramızı arındırmayı, yenilemeyi ve kök çakra enerjisini dengeleyip diğer bütün vücut enerjilerinin oluştuğu enerji katmanlarını, diğer bütün çakraları da arındırmayı anlatacağım aromaterapiyle. Çok ama çok zarifsiniz. Çok, evet. Çok teşekkür Şimdi bunun, ederim. Bunların yani, üzerine de size bir karışım yaptıracağım. Kırmızıyla beraber kök çakranızı buna sıkarak nasıl temizleyeceğiz, beraber nasıl arındıracağız onu güzel. Anlatacağım. Hadi başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. Evet. Merve'cim sen de biraz hızlı çalışırsan şurayı toparlayabilirsin. Hadi. Efendim, çok da fazla hızlı hareket etme. Dikkat et kendine. Yavaş yavaş. Evet. Şimdi, ilk olarak hangisini yapıyoruz? Ağrı kesici tarifimizi mi yapıyoruz yoksa? Bu kök çakrayı. Evet, şimdi şöyle yapalım. Hı. Kök çakramızı biz temizlemediğimizde, kök çakramızın enerjisini dengelemediğimizde eklemlerimize ağrılar oluyor, kemiklerimize ağrılar oluyor. Hı. Biz hep şöyle düşünüyoruz. Vücudumuzda işte fizyolojimiz ayrı, eklemlerimiz ayrı, bedenimiz ayrı, enerjilerimiz ayrı diye düşünüyoruz. Ama evet. Onlar asla ayrı değiller. Çünkü eğer enerjilerimiz dengede değilse vücudumuz sürekli beynimizden bir stres üretiyor. Hı hı. Bu strese de bedenimiz ve vücudumuz bir şey veriyor, tepki veriyor. Bu tepkiye biz stresin cevabı diyoruz, stres cevabı diyoruz. Stres evet. Cevabı bizde çok fazla olursa, çok fazla olursa vücutta enflamasyon oluyor. Oluyor. Şimdi yani şunu demeye çalışıyorum. Eğer enerji bedenlerimiz ve enerji katmanlarımızda bir denge yoksa beynimizde salgıladığımız, limbik sistemde salgıladığımız nörotransmitterlerimizden oluşan her şey enflamasyona dönüşüyor. Çünkü stres, negatif duygular enflamasyona dönüşüyor. Onun için enerji bedenini ve fiziksel bedeni bir bütün olarak düşünüp ikisini de beraber arındırdığı için biz aromaterapiyi çok seviyoruz. Çünkü biz vücudumuzda ağrı olduğunda ağrı kesmek için anti-enflamatuar bir şey alıyoruz. Doğru. Enflamasyon var ve sus diye. Ama aromaterapi şöyle yapıyor. Bu enflamasyonun sebebi nedir? Bu sebebine bakıyor. Evet, bu enflamasyon neden oldu? Enerji, düşünce, bütünün bozulmasıyla oldu. Bütünü önce şöyle, düşüncemizi düzeltmek için enerjimizi düzeltmemiz kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle. Enerjimizi düzeltmek için de kök enerjimizi, kök çakramızı, onun da rengi kırmızı. Hı-hı. Kök çakra bizim güvende olmamız, ayaklarımızın sağlam yere basması ve köklerimizi salmamız. Bir güven duygusu, ben sağlamım, buradayım. Ayaklarım yere basıyor. Ayaklarım yere basıyor, onun için kökten elde edilen bir uçucu yağ kullanıyoruz. Buna zerdeçal diyoruz. Buradan ağrıya geleceğiz çünkü. Evet. Zerdeçal uçucu yağından şöyle bir, bunu ama koklama da yapıyoruz. Onun için zerdeçal uçucu yağından en az bir 10-15 damla kadar şu karışım, yapacağımız karışımın içine koyuyoruz. Evet. Sonra bu köklerimizi
bastık ve güvende hissediyoruz. Bir de ayaklarımın üzerinde sağlam duruyorum. Çünkü yeni yılda bu, hele hele bu dönemde çok doğru. ihtiyacımız var. Ayaklarımın üzerinde sağlam duruyorumu anlatabilmek için de biz gövdeden yapılmış bir uçucu yağı kullanıyoruz. Tarçın uçucu yağı. Tarçını kullanıyoruz. Evet, az önce hocamız da anlattı. Ya bunlar aslında hep bildiğimiz baharatlar. Hep bildiğimiz baharatlar. Bunların uçucu yağları, uçucu yağları kokularıyla beraber de bizi sakin, rahatlamış, stresten arınmış yaptıkları için de enflamasyon yapıp vücudumuzda ağrıların oluşmasını engelliyorlar. Bedeni, fiziği, enerjiyle ve ruhla buluşturan öz bunlar. Ruh. Zaten bunlar çiçeğin, bitkinin ruhu. Ay çok güzel. İnsanın ruhuna da böyle dokunuyorlar. Bütünü toparlayarak ruhu iyi ediyorlar. Ruh iyi olunca inanın vücut ve bedenimizde o enflamasyon üremiyor. Oradan da ağrı kesmek için cilde sürüyorsun. Bir bütün sürüyorsun. Kesinlikle. Bir bütün. Önce evet. kokluyoruz, sonra sürüyoruz. Koklama için 10 damla zerdeçalı koyduk kök, sonra gövde yağı 10 damla tarçın koyduk. Evet. Sonra da dimdik ben düşüncelerimle, her şeyimle, varlığımla dimdik ayaktayım diyen, bir şey düşündüğümüzde dimdik çiçekleri olan bir çiçek var. Başının üstünde karanfil. Karanfilin çiçekleri başında dimdiktir. O karanfil çiçeğinin tohumundan elde ettiğimiz karanfil uçucu yağını koyuyoruz ki düşüncelerimle, fikirlerimle kimseyi zehirlemiyorum. Bilakis herkesi iyileştiriyorum etrafımdakini. Böylece bir bütün oluyorum. Köklüyüm, gövdemle ayaklarımın üstüne duruyorum ve yanımdakilere de yetiyorum. İşte yeni yılda bunu yapmak için 3 tane yağ kullanıyoruz. Dileklerimiz de geliyor sanki böyle değil mi? Evet. Çok güzel oldu. Evet, vallahi. Evet. Ve bundan 10'ar damla, o kadar basit ki. Zerdeçal, karanfil ve tarçın. Tarçın. Evet. Bundan 10'ar damla şöyle bir sprey şişesi olabilir. Bunları iyice çalkalıyoruz. Ben normalde şu hava yağıcının içine bu karışımdan koyuyorum bu damladan veya şimdi sizin için şu yapacağım. O kadar antiseptikler ki virüsler üzerinde biliyorsunuz zaten evet, az evet, önce hocamız artık evet hep anlatırız uçucu yağların virüslerden bakterilerden arındırdığını. Bunları şöyle yapıyoruz. Bunun üzerine şöyle spreyliyoruz ve kendimize bunu yaparken şöyle bir kutunun içine yılbaşı dileklerimizle beraber bu uçucu yağları ben size kırmızı bir de maskemi de getirdim. Evet. Çok ona spreyleyebilirsiniz ama cildinize dokundurun. Minik spreyleyip değil mi? Bir damla, bir damla bu kök çakramızı temizleyip bütün, siz devam edin. Evet, bütün enerji bedenimizi ruhumuzla beraber arındırmaya gidiyor. Bu arındığında az önce söylediğim gibi fiziksel olarak da çünkü biz düşüncelerimizle stresle, stres kronik olduğunda enflamasyon oluşuyor. Enflamasyon olduğunda da eklem ağrıları, kemik ağrıları oluyor. Şimdi size bir de bu ağrıları önleyebilmek için evet kokladık. Hülya'm koklamanın yanında ben bir de bir şey sürmek istiyorum. Ne sürebilirim diyorsanız bir de sürücü yapıyor. Sürmek için bir karışım tamam. yapıyoruz. Onda da kantaron yağı en sevdiğimiz yağlardan. Kantaron ağrılara yağı. Karşı mı diyebiliriz? Tabii. Bu rahatlatmak için. Spor yaptığınız ağrınız var. Kas ağrısı var. Kas ağrısı var. Veya yapamadığınız sürekli atıl durmaktan eklem ağrıları var, osteoartrit ağrıları var, enflamasyona bağlı sağlıklı beslenemediğiniz ağrılarınız var, streslisiniz ağrılarınız var. Bunların tamamında bütün vücuda veya sadece eklemlere yapabileceğiniz bir masaj, ağrı için bir masaj yağı karışımı bu. Kantoronun içine diğer uçucu yağları da koyuyoruz. Evet. Birlikte. Şimdi 10 cc veya 1 yemek kaşığı kantoron koyuyoruz. Ne kadar çok kullanılıyor ve duyuyoruz değil mi bu ara kantoron tabii, yağını? Tabii çok iyidir kantoron yağı. Zaten kendi maserasyon yani aromaterapinin özüdür. Sabit yağın içine evet. uçucu moleküller çözülmüştür. Koklayası geliyor ya. Çok tatlı değil mi? Bunu şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Bu karışımı bitireyim çünkü çok olayları karıştırmadan anlatmak istiyorum. Hmm. Onu kokladıkça tokluk hissediyorsunuz. Az önce tarçın yağından da tarçın baharatını da anlatıyor hocamız, Murat evet. hocamız. Bunun içine tarçın yağı var bu kokladığımız karışımda. Aynı zamanda tok tutar. Tok da tutuyor. Tabii çünkü kokladıkça tok tutar. Şimdi ne kadar koyuyoruz? Formül zaten ekrana da geliyor. Tamanu yağıyla kantoron yağının içine 20'şer damla. Zerdeçal katacağız. Zerdeçal uçucu yağından katacağız. Şöyle çok da güzel bunu yaparken. Bu arada zerdeçal çok kıymetli bir yağ.
hepimiz biliyoruz. Kök başka yağ. Ne gibi faydaları var ayrıca? Onu da isterseniz konuşalım mı? Mesela evet, çok iyi bir antiinflamatuar. Ağrı kesici etkisi evet, ayrı, gençleştirici evet. etkisi ayrı. Evet, son zamanlarda yapılan çalışmalarda yılan zehirine karşı antivenem olarak üretildi. Zerdeçal uçucu yağından bazı şeyler. Ve bizim vücudumuzdaki her tür toksik ve zehirli maddeyi dışarı atabilmek için. Zerdeçalı bu arada oral olarak tüketebiliyorsunuz. Gıda ruhsatlı. Tabii. Uçucu yağında tüketebiliyorsunuz. Uçucu yağında tüketebiliyoruz. Evet ve vücuttaki, bedendeki her tür toksik maddeyi dışarı atabilmek için bu yılan zehiri dahi olsa hemen çok başarılı. Hemen açıklamasını yapalım mı? Nasıl tüketilmesi lazım peki zerdeçal uçucu bir yağı? Evde mesela zeytinyağı var. Zeytinyağının içine koyabilirsiniz. Ben bir suyuma damlatıp içiyorum. Ama zeytinyağının içine bir yemek kaşığı zeytinyağının içine 10 damla koyabilirsiniz. Avokado yağının içinde tok durmak için zerdeçal uçucu yağı ciddi anlamda beyaz hücreleri kahverengileştirir. Biz buna kahverengi doku deriz. Bu kahverengi hücre bizim yağ yakan hücrelerimizdir. Vücutta yağ yakan hücre sayısını arttırır. Yağ tutan hücrelere beyaz adiposit doku deriz. Yağ yakanlara kahverengi, zerdeçal uçucu yağ arada bejleme yapar. Yani bizim yağ yakan hücre sayımızı artırır. Çok ciddi kilo verdirir. Onu oral olarak alırız, tarçını koklarız ve mutlaka kilo vermede çok destek olur. Zerdeçal ve tarçın. Ama tarçın koklamayla bizde. Aromaterapide. Evet tamam. Şimdi bu karışımı yaptım. Karanfil 5 damla, tarçın evet. 5 damla, zerdeçal 20 damla. Tam onu 20 milim evet. demiştik zaten. Bu ağrı kesici ister bütün vücudumuza ister eklemlerimize şöyle ovarak. Minik masajlarla evet, yedirebiliriz. Ama lütfen özellikle alt karında, alt karın altında bu kök çakraları ve bütün çakraların enerjilerini dengeleyecek şu merkeze aşağıda masaj şeklinde. Masaj şeklinde karın evet, bölgesine evet, kendimiz masaj şeklinde uygulayabiliriz. Bebeklere falan uygulanır mı? Bu oranda tarçın ve karanfil olabilir. Fazla gelir. Çünkü tarçın ve karanfil cilde sürüldüğünde iritasyon yapan uçucu yağlardır. O zaman bir minikini bir yerde denememiz iyi olur. Sadece koklamayı öneriyoruz o sebeple iritasyon yapabildikleri için. Ama zerdeçalı sürebiliyoruz da oralde kullanıyoruz. Ama tarçın karanfile çok dikkat ediyoruz. Çok iritandırlar. Peki şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şöyle yapıyoruz. Biz eğer kök çakramız dengede değilse çok aç gözlü oluyoruz. Kök çakramız... Her açıdan mı? Her açıdan. Eğer kök çakramız dengede değilse aç gözlülük ve doyumsuzluk ve mutsuzluk, içimizdeki o mutsuzluk bizi sürekli yeme isteği oluşturuyor ve bu psikolojik yeme diyoruz buna. Psikolojik olarak sürekli yeme isteği içinde çok var bu arada, içinde evet. oluyoruz ve aslında ihtiyacımız yokken, aç bile değilken sürekli bir şeyler yeme ihtiyacımız oluyor. Boyalanmak olur. İçin bile maalesef evet, evet o, boş boşuna kalori alıyoruz. Evet, psikolojik olarak doyumsuzluk bir şekilde o doyumsuzluğu, duyguların doyumsuzluğunu yiyecekle doyurmaya çalışıyoruz ama hiçbir şekilde doymuyoruz. İşte yine kök çakrayı temizleyen yağlarla biz bir dudak balmı yapıyoruz. Çok güzel. Ve bu dudak balmı hem dudaklarımızı nemlendiriyor hem içindeki tarçından dolayı biz onu kokluyoruz ve tok hissediyoruz. Ama şunu unutmayalım, bu kokular bizim özellikle az önce söyledim kök çakramızı temizliyor. Yeni yılda mesela kilo vermek istediler. Şimdi kararlar kırmızı, kök tabii, çakranın tabii, rengi alınıyor, kırmızı ya. Ya kilo vermek istediler. Bir şeyden destek almak gerekiyor. Psikolojik olarak destek almak gerekiyor. Ruhen destek almak gerekiyor. İşte bu aromaterapi. Onun için şöyle yapıyoruz. Biraz Hindistan cevizi yağından şöyle 5 mililitre ve o zaten şeyin gelecek ekrana şimdi. Ekrana gelecek. Dudak evet. balmının. Hindistan cevizi 5 mililitre. Evet. Shea butter. Shea butter, karite yağı. Şu evet. koyduğum karite yağıydı. Bu da biraz sonra donacak Çağla'm. Hindistan cevizi yağı böyle oda donar. Sıcaklığında buzdolabına koyunca donacak. Şöyle. Ve bunun içine 2 damla, ben 4 damlaya kadar çıkarıyorum ama sizler 2 damla tarçın. Tarçına dikkat etmek gerekiyor. 2 damla tarçın. 2 damla nane koyuyoruz. Naneyi ne için koyuyoruz? Dudaklarımız dolgun da olsun diye koyuyoruz. Allah Allah. Evet. Eğer yok benim dudaklarım zaten dolgun. Hani dolgunluk istemiyorum. Ben biraz daha tok gözlük istiyorum derseniz 2 damlanın yerine 2 damla zerdeçal. Daha nane etkili. Yerine. Naneye ne zerdeçal, zerdeçal yapıp biraz daha tokluk hissini, biraz daha manevi tokluk hissini biraz daha arttırabilirsiniz. Ama yok. Ben tokluk kısmında çok şey değil. Tarçın yeter. 2 damla tarçın koyduk şimdi. Tarçın yeter diyorsanız o zaman nane ile dudaklarınıza her sürüşünüzde o dolgunluk hissini de arttırır ve çok
çok iyi nemlendiriyor. Muhteşem bir nemlendirici. Yani dudak nemlendirici. Yani sonuçta böyle tadına bakmamızın da sıkıntısı yok anladığım kadarıyla. Hiçbir sıkıntısı yok. Zaten tarçın uçucu yağını az önceki gibi reçellere falan koyup içebilirsiniz. Çok da iyi bir koruyucudur. Şeylerin, gıdaların bozulmasını da önler. Ama biz sadece şimdilik sürmeyi anlatıyoruz burada. Peki bağışıklık sistemimizi güçlendiren, güçlendirmeye yardımcı olan yağlar var mı? Var. Buradakilerin hepsi bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Özellikle zerdeçal bağışıklık sistemimizde... Koklayarak mı, tüketerek mi? Hem tüketerek, zerdeçal tüketerek, karanfil koklayarak. Karanfilin şöyle bir özelliği var. En yüksek negatif yön içeren uçucu yağdır. Karanfil yağı. Evet ve karanfil yağının antioksidan değeri 1.078.000'dir. En iyi bildiğimiz E vitamini yağı 3.000'dir. Yüzlerce kat daha fazladır. Onun için karanfili etrafa sıkmak bize çok faydalı olur. Peki her uçucu yağı içebilir miyiz sorusunun hayır, içemeyiz. Cevabını içemeyiz. Burada detaylı sadece şekilde verelim. Sadece içemeyiz, hatta süremeyiz bile. Mesela tarçını, karanfili mesela. Direkt süremeyiz bile. Evet, içemeyiz de. Sadece gıda ruhsatı, Tarım Bakanlığı'ndan gıda ruhsatı olabilecek, o bir iki damla ile gıda ruhsatı alınabilecekleri yağ karıştırıp içebiliriz. Anladım, evet. Buna dikkat etmemiz çok ve dikkat altını etmek. Çizmemiz gereken evet, önemli bir evet, husus diye evet, düşünüyorum. Evet. Eczacı Hülya Kayan hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Harikaydınız her zaman olduğu gibi. Bir alkış rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hülya hocamızı uğurlarken ben hemen diğer konumuzu davet etmek istiyorum. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Şirin Güven hocamız geliyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Oturabilecek misiniz? Onu biraz yüksekte kaldı ama. Denerim. Bakalım. Teşekkürler. Tamam. Süper. Otur. Peki şimdi bağırsak floramızdan bahsedelim ama öncelikle öğrenelim dilerseniz. Bağırsak florası, bağırsak mikrobiyatası nedir? Burada olmaktan çok büyük bir zevk aldım. Teşekkür ederiz. Sizin programınız çünkü çok izlenen programlar arasında bildiğim kadarıyla. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle mikrobiyotamız, bağırsak florası öncelikle flora adlandırılıyordu. Şu anda mikrobiyot olarak vücudumuzda yaşayan tüm mikroorganizmalar, bakteriler, virüsler, tek hücreliler, mantarlar mikrobiyotamızı oluşturur. Mikrobiyotamız parmak izimiz gibidir. Evet. Kişiye özeldir. Ve bu mikroorganizmaları biz yıllarca zararlı, hastalık yapan mikroplar gibi düşünüyorduk. Oysa son yıllarda 100 trilyona yakın mikroorganizma vücudumuzda bizimle birlikte yaşadığını tespit edildi. Evet. Bu beyin bağırsaklar en çok mikrobiyotanın bulunduğu ortamdır. Son yıllarda bağırsaklarımız ikinci beyin olarak adlandırılmaktadır. Tabii. Evet, bağırsak mikrobiyotasını etkileyen daha doğrusu faktörler nelerdir? Bizim genetik yapımızın yanı sıra çevresel faktörler, beslenme şeklimiz, doğum şeklimiz, kullanılan ilaçlar birçok faktör bağırsak mikrobiyotamızı etkilemektedir. Örneğin uygunsuz antibiyotik kullanımı, uygunsuz beslenme diyetleri, ayrıca doğum şekli, sezeryanla doğum, anne sütüyle beslenememe tüm bu faktörler bağırsak mikrobiyotamızı olumsuz etkilemektedir. Evet. Peki olumsuz olunca ne oluyor? Bu bağırsağımızda bulunan binlerce dost bakteri azalmaktadır ve yararlı olmayan zararlı bakteriler çoğalmaktadır. Ve birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Tabii bağırsaklar bozulunca her şey alt üst oluyor aslında. Peki probiyotikler nedir? Probiyotikler son yıllarda çok konuşulmaktadır. Çok fazla probiyotik ürün piyasaya sürüldü. Çok iyi bilmemiz gerekiyor tanımlanmasını probiyotiklerin. Çoğunlukla bağırsaklarda yaşayan dost bakterileri içermektedir probiyotikler. Alındığı zaman, yeterli miktarda alındığı zaman insan sağlığına yararlı etkileri olan canlı mikroorganizmalardır probiyotikler. Prebiyotikler nedir o zaman? Şimdi daha önce söylediğim gibi probiyotikler canlı mikroorganizmalar. Prebiyotiklerde bu bakterilerin, dost bakterilerimizin çoğalması için, gelişmesi için, hayatta kalabilmeleri için gereken besinler. Evet. Prebiyotikler lifli gıdalar. Örnek vermem gerekirse pırasa, soğan çok sık kullandığımız mutfağımızda, domates, birçok baklagillerde prebiyotikten zengin gıdalardır. Ve bizim bağırsağımızda bu yüzlerce, trilyonlarca bakteri olmasa biz bu lifli gıdaları sindirim edemeyiz. Sindirmemiz için her şeyden önce çok ne önemli. Ne kadar iyi besleniyorsanız, farklı bir beslenmeniz çeşitlilik içeriyorsa bağırsaktaki mikroorganizmalarınız da o kadar çeşitlidir. Evet, probiyotiklerin bağışıklık sistemini destekleme mekanizması nedir? Şimdi
Öncelikle probiyotiklerin ben şöyle sadece bağışıklık sistemi değil sindirim sistemimizi de güçlendiriyorlar. Bağışıklık sistemimizin oluşmasında ve desteklenmesinde. Çünkü bebekler doğduğunda bağışıklık sistemleri tam gelişmemiştir. Hı hı. Ve bu mikroorganizmaların bağırsağa gelmesiyle, bağırsağa yapışmasıyla bağışıklık sistemi gelişmeye başlıyor. Bağışıklık sistemi nedir? Aslında vücudumuz savunma sistemidir. Ne yapıyor? Bağışıklık sistemimiz bizi enfeksiyonlardan, zararlı maddelerden koruyor. Bunu da farklı hücreler, farklı bir takım maddeler salgılayarak yapıyor. Evet. Eğer biz iyi bakterilerle, zararlı bakterilerle aramızda dengeyi bozarsak aslında bağışıklık sistemimizi de olumsuz yönde etkiliyoruz. Ve daha fazla enfeksiyon geçirmeye başlayabiliriz. Bu yüzden probiyotiklerle, daha önce bahsettiğim canlı mikroorganizmalarla bu bağışıklık sisteminin dengesini tekrar kurabiliriz. Fayda sağlayabiliriz. Az önce minicik bahsettik ama çok çok önemli olduğu için bence bir kez daha konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Doğum şekli bebeğin sağlıklı gelişimini ne kadar etkiliyor? Gerçekten çok önemli bir konu. Çok güzel bir soru. Normalde bebek doğarken normal doğum kanalından geçerken faydalı mikroorganizmaları almaktadır annesinden. Ve daha sonra anne sütüyle beslenmeye başlayınca tekrar mikroorganizmalar almaya devam ediyor. Şimdi sezaryenle doğan bebekler maalesef doğum kanalından geçmiyor. Geçmedikleri zaman bu doğal annede bulunan mikroorganizmaları, faydalı doz bakterileri alamıyor oluyor. Bu sefer ne oluyor? Bunlar çevredeki mikroorganizmaları almaktadır. Ve ileri hayatlarında bu çocukların astım, alerji, obezite gibi kronik hastalık riski artmaktadır. Anladım. Anne sütünün yine bağırsak florası için öneminden biraz daha bahsedelim. Normal doğum kadar önemli ikinci bir etmen mikrobiyotamızın gelişiminde anne sütüdür. Anne sütü bir annenin bebeğine verebileceği ilk ve en güzel hediyedir diyoruz. Evet, kesinlikle. Bu bebeğin sağlıklı gelişimini sağlayan, temel taşını oluşturan anne sütüdür. Eşsiz içeriğiyle anne sütü sadece ilk 6 ayda tüm besinsel ihtiyaçlarını bebeğin karşılamaktadır. Ve daha sonra sadece besinsel ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor büyümeyle. Sadece büyümeye katkısı yok anne sütünün. Aynı zamanda bağırsak sisteminin gelişimine, bağışıklık sistemini destekliyor. Zeka ve beyin gelişimine de katkıda bulunuyor. Biz her bebeğe yaşama sağlıklı başlaması için doğumdan hemen sonra emzirmeyi başlatmayı öneriyoruz. İlk 6 ayda sadece anne sütü verilmesini öneriyoruz. Ve 6. aydan sonra ek besinlerle birlikte yine anne sütüne devam edilmesini. Yine anne sütünü 2 yaş ve ötesine kadar anne sütünü ötesi öneriyoruz. Ötesi derken yani nereye kadar? Tabii. Sonra ayırmak zor oluyor evet, ya hani. Ötesine illaki 2 zor. Evet ama o dönemden mutlaka. Sonra 2 yıldan sonra besinsel ihtiyaçları değil daha çok çocuğun anneyle sosyal ilişkisini güçlendiriyor. Evet. Anne sütü emen bebeklerin gerçekten zekası daha yüksek olduğu çalışmalar tarafından gösterildi. Şimdi tabii sezaryenle doğurmak zorunda kalanlar veya bir şekilde anne sütü veremeyenler için mesela neler söyleyebilirsiniz? Ne gibi tavsiyelerde bulunabiliriz? Onlar da üzülmesinler. Çünkü bazen gerçekten sütü gelmiyor olabiliyor. Tam normal doğum istiyor ama son dakika sezaryene alınabiliyor. Üzülmesinler onlar da. Şimdi vücudumuzdaki iyi ve zararlı bakterilerin dengesi normal ise, bağırsağımız yani bağırsaklığımız sağlıklı ise vücudumuzun geri kalan bütün sistemleri de sağlıklıdır. Evet. Şimdi bunun ilk başta doğuma başlarken, hayata başlarken doğum ve daha sonra anne sütü. İki çok önemli etmen bunlar. Doğum kanalından annesinden iki en önemli cins bakteri var. En çok bunlar da çalışıldı. Laktobasiller ve bifidobakterler. Bebek doğum kanalından bakterilerini alıyor. Bu dost bakterileri alıyor. Daha sonra da anne sütünden temel mikrobiyotamızın %90'ını oluşturan bifidobakterlerini de alıyor bebekler. Şimdi tabii ki tıbbi endikasyon durumunda sezaryen kaçınılmazsa tabii. Veya anne sütü veremiyorsa bu durumda bu dost bakterilerini alamazlar bu bebekler ve böylece bir mikrobiyota oluşumunda tabii dezavantajlı durumdadır bu bebekler evet. Maalesef. Bu durumda mutlaka hekime danışarak, hekimin onayı ve önerisiyle probiyotik desteği verilebilir bu bebeklere ve daha sonraki yaşamlarında bu kronik sağlık sorunlarını engelleyebiliriz, destek olabiliriz. Çalışmalar son zamanlarda gerçekten sağlıklı bir mikrobiyota ile başlarsak
sağlıklı yaşamı sürdürdüğümüzü göstermektedir. Ve bu dönemde en önemli ilk 1000 gün. İlk 1000 gün nerede başlıyor? Anne karnından başlıyor. Hmm. Anne karnından başlayarak 3 yaşa kadar bu dönem bizim için, bu bağırsak mikrobiyotasının gelişimi için en kritik dönemdir. Ve bu dönemde hem beyin gelişimi, hem bağışıklık sistemimizin gelişimi, hem de bağırsak gelişimimiz. Bu 3 sistem birlikte gelişmektedir. Anladım. Bağırsağınız sağlıklıysa vücudunuzun geri kalan sistemleri de sağlıklıdır. Sağlıklı demek oluyor aslında. Gıda yoluyla mesela yoğurtlu, kefirde, turşu, tarhana gibi probiyotik açıdan zengin olduğunu bildiğimiz gıdalarla beslenmek probiyotik ihtiyacımızı karşılamakta yeterli midir? Evet, bu da güzel bir soru. Çok sık bize aileler de bunu sormaktadır. Şimdi kefirde örneğin 30'dan fazla bakteri türü vardır. Mantar vardır, maya hücreleri vardır. Fakat bunları tabii ki sağlıklı bir bağırsak için tüketmemiz gerekiyor. Biz öneriyoruz lifli gıdaları tüketelim. Çünkü bakterilerimizi beslememiz gerekiyor. Hayatta kalmaları için gıda gerekiyor bakterilere. İhtiyaç duymaktadır prebiyotiklere. Bu bütün gıdalarda probiyotik de var saydığınız gıdalarda. Fakat bir tıbbi gereklilik durumunda herhangi bir hastalığın tedavisinde bunlar yeterli kalmıyordur. Çünkü bu kadar fazla miktarda yoğurt da tüketemezsiniz kefirde. Tabii. Örneğin anneler geliyor, antibiyotikle birlikte probiyotik veriyoruz. Diyor ki ben evde yoğurt versem, kefir versem. Hmm. 3-4 kilo yoğurt yediremezsiniz o çocuğa, zaten hasta. Hmm. İştahı kapalı. Doğru. Bu sefer o probiyotiklerle elde ettiğimiz mikroorganizma sayısını biz yoğurtla, kefirle sağlayamıyoruz. Fakat günlük tüketim için, sağlığımız için biz öneriyoruz. Zaten öneriyorsunuz. Peki bu gıdalardaki probiyotik miktarını ölçmek için analizler mümkün mü hocam? Ya çok fazla analiz yok aslında. Hmm. Şöyle bir de bir kefirin nasıl hazırlandığı da önemli. Örneğin doğru. Diyet sütle mi yaptınız, tam yağlı sütle mi yaptınız, yapı koşulları, evet. Evde mi ürettiniz? Bunlar tabii ki çok fazla bakteri sayısını bilemiyoruz. Probiyotiklerde evet. Net bir şekilde bakteri sayısı tanımlanmalı. Anladım. Peki tam olarak şu anda elimizde net bir bilgi yok yani anladığım kadarıyla. Peki çocuklar için probiyotik destek seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Biz hekimler probiyotikleri seçerken özellikle çok hassas çocuk popülasyonunda mutlaka klinik çalışmalarla etkileri probiyotiklerin kanıtlanmış olmasına dikkat ederiz. Aynı zamanda hangi tıbbi endikasyonda, hangi bakteriyi, hangi dozda vereceğimize de dikkat ederiz. Ayrıca çocuklar söz konusu olunca kullanım kolaylığı da çok önemli. Tabii. Annelere bu konuda da destek olmalıyız. Örneğin bebeklere tablet veremezsiniz. Tabii çiğneme veremez. Tableti evet. De bebeklerde damla formlarını tercih ederiz. Veya daha büyük çocuklarda, ek gıdalara başlayan çocuklarda meyve suyuna veya yoğurda saşe, toz halinde probiyotikleri karıştırabiliriz. Çiğneme tabletleri de var. Hı-hı. Farklı ürünlerle biz probiyotik desteği verebiliyoruz. Şimdi bir kere daha altını çizelim dersiniz. Mesela çocuklarda probiyotikleri hangi durumda kullanmalı? Yani ben şimdi çocuğuma kullanayım mı diye soran annelere ne gibi bir cevap veririz? Genelde ben bilimsel araştırmaların sonuçlarına göre önerilerimi yapıyorum. Probiyotikleri, DOS bakterileri içeren probiyotikler aslında bağırsağımızda bulunan DOS bakterileri içermektedir. Evet. En çok kanıtlanan yerler, kullanım yerleri enfeksiyona bağlı ishallerin tedavisinde. Aynı zamanda antibiyotik kullanırken antibiyotiğe bağlı ishalin önlenmesinde ve ailelere büyük bir kabus olan infantil kolikte. Bilmiyorum çocuklarınızda yaşadınız çok mı? Çok şükür yaşamadım ama duyuyorum. Şimdi benim kızım şöyle eleştirdi beni. 30 günlük bir torunum var. Anne normal doğurdum, sadece anne sütü veriyorum ama bebeğim kolik yaşıyor. Biz probiyotik kullanmak zorunda kaldık. Şunu belirtmek istiyorum. Anne sütüyle beslenen bebekler de kolik yaşıyor. Evet. 4 bebekten 5 bebekten biri kolik yaşayabilir. Anladım. Ve bu durumda biz probiyotik desteği veriyoruz. Önemli olan nokta, anne sütü alan bebeklerde probiyotikler daha etkili. Ha, formüle önemli. İle besleyen bebeklerde bu kadar etkili olmuyor. Bir de kolik geldiğinde bu kabusu biz de yaşadık çünkü 15. günden sonra. Aileler hemen anne sütü yetmiyor. Çevreden bir sürü kişi karışıyor. Evet, ve evet, sütün yetmiyor, sütün yaramıyor. Bu bebek ağlıyor. Oysa kolik normal bir olaydır. Oo. Tam nedeni bilinmiyor. Ve probiyotikler de şu ana kadar tek etkisi olan kanıtlanan ürünlerdir. Ne kadar önemli olacak. Aileler lütfen anne sütünü bırakmasın. Bırakmasın, devam etsin. Devam etsin anne sütüne. Onun bizim faydası zaten tartışılmaz evet, ama evet, evet. Aynı zamanda da probiyotik ve ülkemizde desteği. Probiyotikler maalesef ilaç kategorisinde olmadığı için 3 yaşından sonra onay almaktadır. Hı. Fakat biz yeni doğanda bile doktor onayıyla bu ürünleri kullanabiliyoruz. Biliyorsunuz. Bir de probiyotik desteklerde kaplama teknolojisiyle üretilen ürünlerin kullanımı öneriliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani kaplama teknolojisi neden önemli? Evet, üretim teknolojisinin biri kaplama teknolojisi de önemli. Şöyle,
Mideden geçerken bakteriler asitten etkileniyor. Evet. Ölebiliyor, canlılığını kaybedebiliyor. Probiyotik etkisini yapmak için canlı kalmaları gerekiyor. Bu teknoloji daha fazla dost canlı bakterinin bağırsağa ulaşmasını sağlamaktadır. Hı hı. Son dönemde bağışıklık için D vitamini çok fazla konuşuyoruz hocam. D vitamini neden önemlidir? Birazcık evet, ondan pandemi bahsedelim. Döneminde D vitamini galiba biraz fazla da kullanılıyor. Evet. D vitamini bir hormondur, kanda dolaşan bir hormondur. Bildiğiniz gibi güneş ışınlarının etkisiyle cildimizde yapılıyor, deride sentezleniyor, yapılıyor. Ve ayrıca hayvansal ve bitkisel gıdalarla da alabiliyoruz D vitaminini. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesinde D vitamini, aynı zamanda kemik sağlığımızda, çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarını azaltmada çok önemli görevleri vardır. Biz her bebeğe doğumdan itibaren, yaşamın ilk gününden itibaren 1 yaşa kadar tabii. D vitamini desteğine başlamaktayız. Damla verirdik, hatırlıyorum şimdi evet. Biraz eskiye gidince. Evet. D vitamini kaynakları nelerdir peki hocam? En önemli kaynağımız güneş ışınları direkt maruziyettir. Direkt temas gerekmekte. Cam kenarından geçen ışınlar D vitaminine fayda sağlamaz. Gıdalardan yumurta sarısı, yağlı balıklar, yeşil sebzeler, yeşil yapraklı sebzeler, süt ve süt ürünleri D vitamininden zengindir. Çok güzel. D vitamini kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Günün en önemli sorusu. Şimdi bilinçsiz D vitamini tüketmememiz gerekiyor. Doza dikkat etmemiz gerekiyor. Ne endikasyonuyla kullanmamıza yani mesela kullanmadan önce mutlaka bir test yaptırmamız gerekiyor ama bir ölçümüne bakmamız gerekiyor. Mutlaka test yapmamıza gerek yok. Ülkemizde 10 ile 15 arası kollarınız, bacaklarınız, vücudunuz, yüzünüz açık ise güneşe maruziyetiniz D vitamini sentezlemesi sağlıyor. Yeterli D vitamini miktarı sağlıyor. Burada özellikle doza dikkat etmeliyiz. Çünkü aşırı dozda kullanılan, son zamanlarda bunu görüyoruz. Sanki evet, evet. Çok fazla kullanırsak bağışıklık sistemimiz o kadar da, artacaktır. Evet, evet, gibi böyle bir durum yoktur. Çünkü D vitamini bazı organlarımızda kalsiyum birikimine neden olabiliyor. Yan etkilere neden olabiliyor. Ne olur kalsiyum birikirse? Bu yüzden birikirse? Örneğin böbrek taşı yapabiliyor. Bazı kas yorgunluk, hipertansiyona neden olabiliyor. O için çok dikkatli kullanmalıyız. Yani sürekli belli bir dozda kullanmak mı yoksa bir doz kullanıp biraz ara vermek arada gerekiyor mu? Yeni doğandan sonra. Sadece yeni doğan döneminde koruma amaçlı, bu bebeklerin kemik gelişimini koruma amaçlı D vitamini 1 yaşa kadar önermeyiz. Daha sonraki dönemlerde eğer gereklilik durumu varsa, bir endikasyon varsa, eğer çocuklarda bir D vitamini yetersizliği varsa D vitaminini tedavi dozundan, farklı dozlardan öneriyoruz. Şimdi bunu da belirtmek istiyorum. Bazen yeni doğan döneminde hem D vitamini kullanmanız gerekiyor hem de probiyotik vermemiz gerekiyor. Örneğin infantil kolikte. Evet. Ülkemizde de her iki ürünü, D vitamini ve probiyotiği içeren preparatlar vardır. Ve bu da tabii ki annelere kolaylık sağlamaktadır. Devam edeceğiz. Bir minik ara verelim hocam. Reklamlardan sonra buradayız. Buyurun. Evet, yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Profesör Doktor Şirin Güven hocamız bizlerle beraber. Hocam son olarak neler eklemek istersiniz? Son olarak izleyicilerimize, annelerimize lütfen normal doğumu tercih edelim. Anne sütüyle bebeklerimizi besleyelim ve gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınalım. Ağzınıza sağlık. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızın ve çok güzel bir haftanın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize lütfen çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.